158 TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Tabii oldukça özel bir gündem maddelerimiz var. Yaklaşık 20 maddeyle gündemi ve Sivas hem ülke gündemini hem de Sivas gündemini yorumlayacağız. Konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz. Hoş geldiniz diyelim. Sait Bey teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii aslında ülke gündemi oldukça sıcak. 20 maddelik başlıklar oluşturduk. Tabii detaylıca bunları konuşacağız. Soru içerisinden soru çıkacak ama Sivas'taydınız. Bugün bir takım ziyaretlerde bulundunuz. İlçe ziyaretleriniz oldu. Görev'deydiniz. Açılışlara katıldınız. Neler söyleyeceksiniz ilk olarak? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyip bizleri kendi odalarına, sıcak odalarına misafir eden hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Gölova'daydık, bugün Akıncılar'daydık, Su Şehri'ndeydik, Zara'daydık ve bir de merkeze bağlı Olukman Köyü'ne geldik. Gölova'ya gittik, işte hem Habib Bey, hem Semih Hanım, hem İl Başkanımız Hakan Bey dahil olmak üzere. Evet. Tabii valimiz, başsavcımız, jandarma komutanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Kültür ve Turizm Müdürümüz, yani Sivas'ın bürokrasisinin önde gelenler hepsiyle beraber Gölova'daydık. Niçin Gölova'daydık? Tabii bütün hemşerilerim Gölova'dan geçerken mutlaka bir uğramalarını görmelerini isterdim. Bir öğretmen evi yapıldı. Türkiye'de bir eşi benzeri yok. Her öğretmen evinde bilmiyorum çamaşır makinesi var mıdır ama ziyaret ettiğiniz yerlerde veya polis evi de olabilir yani. Hakimler evi de olabilir. Ben hakim evinde de kaldım, polis evinde de kaldım, öğretmen evinde de kaldım. Evet. Ama bu ana kadar gittiklerimin hiçbirisinde öğretmen evinin odasında hem mutfak var, hem çamaşır makinesi var, hem yatak odası var, hem çalışma bölümü var, televizyonu var. Dolayısıyla çok güzel bir öğretmen evi yaptık. İsmini de hem Gölova'nın markası, hem Sivas'ın markası, hem de Türkiye'nin de markası olan Selahattin Ayan ismini. Dolayısıyla güzel bir öğretmen evinin açılışını yaptık. Gölova'ya yakıştı. Evet. Gölova'nın bir ihtiyacıydı. Gölova'da otel yok biliyorsunuz. Başka bir misafirhane de yok. Evet. Gelen insanlar ki İstanbul'da da yoğun bir Gölovalılar var. Onlar geldiklerinde ne yapacaklar? Ya köylerinde kalacaklar, eğer evleri varsa, yıkılmamışlarsa ya da konu komşuya misafir olmak durumunda kalacak. Eş dostla. İşte bunu ortadan kaldırmak için bir öğretmen evi ihtiyacı vardı, bir sosyal tesis ihtiyacı. Bunu sağlamış olduk, bunun açılışını yaptık. Yine bugün çok güzel bir halı saha, spor sahanın açılışında gerçekleştik. O da Gölova'da. O da gördük ki orada gençlerimiz Sivas Spor bu başarıyı nasıl yakaladı diyoruz. Ben diyorum Sivas Spor'un geleceği daha parlak. Nereden vardınız bu yargıya? O açmış olduğumuz halı sahada top oynayan bir 5-10 dakika bir şeyleri gösteri müsabakası yaptılar. İzledik öyle 10 dakika. Hepsi mükemmel. Yani herhalde dışarıdan Messi ne kadar oynuyorsa buradaki bizim Gölovalı öğrencilerimiz de lise ortaokul sonunda lise 1'de olan da o derece mükemmel bir oyun oynuyorlar. Bunlar yarın inşallah bu yetenekleri doğrultusuna iyi bir eğitim vererekten geliştirilirse yarın Sivas Spor'u da bugünkü durumdan çok daha iyi bir duruma getirir. Ondan sonra Akıncılar'a geldik. Akıncılar'da da bir spor salonunun açılışını yaptık. Evet. Yine öğrenciler faydalanabiliyor ama vatandaşımıza da açık. Bir kütüphanenin açılışını yaptık. Evet. Bir de tabii bu da DAP. Yani Doğu Anadolu Kalkınma Projesi çerçevesinde mali destek verilerek hayata geçirilmiş bir proje. Bir de ana sınıfının açılışını yaptık Akıncılar'da. Mevcut öğretmen evimiz de var, Akıncılar'da da var. Oradaki öğretmen evini de yemekhane bölümü yeniden düzenlendi. Dolayısıyla da işte düğün salonu gibi orada bir sosyal etkinlik gerçekleştirmek isteyenler için de Akıncılar öğretmen evimizde faaliyette. Bu dönemde hemen hemen her ilçemizde, ihtiyacı olan her ilçemizde bir öğretmen evi açtık gibi. Doğanşar'a gidin, çok güzel bir öğretmen evimiz var. Zara'ya gidin, herhalde ne İstanbul'da ne Ankara'da olmayan çok güzel bir öğretmen evimiz var. Koyulhisar hemen hemen bitmek üzere. Yine Su Şehri'nde çok güzel bir öğretmen evimiz var. Yenisi yapılıyor yani. Sivas merkezi de biliyorsun güzel bir öğretmen evimiz var. İkincisi de yapıldı zaten. Dolayısıyla da bu vatandaşımızın her ne ihtiyacı varsa inşallah onu da hayata geçireceğiz. Su Şehri'ne uğradık. Partimiz yeni bir binaya taşındı. Şehrin daha merkezinde park açık bir yer. Dolayısıyla vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Geleceğe umutla baktıklarını gördük. Ancak güncel sorunlarının olduğunu da tespit ettik. Evet. Allah nasip ederse bu kanalları, siyasetin kanalları nedir o?
ilçe başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığımıza, il başkanlığımıza Ankara'daki kendi temsilcilerine, milletvekillerine ilettiği zaman pekala en üst seviyede bakanlarımıza, cumhurbaşkanımıza hizmeti yapabilecek olanlara ulaşabilmek mümkün. Zara'ya yine geldik su şehrinden sonra. Zara'da da hem yeni bir teşkilatımız teşkil edilmiş oldu. Onlara başarı diledik. Hem onlar da yeni bir yere taşınmış oldular. Biraz daha yeni yapılan öğretmen evinin tam karşısında çok güzel bir yer. Dolayısıyla onlara da hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Olukman Köyü'ne geldik. Merkez Olukman Köyü biliyorsunuz yaklaşık buraya 35-40 kilometre uzaklıkta. Sivas platformu İstanbul'dan baktık ki İsmail Erdem başkanımız dahil İstanbul'daki Sivaslılar gelmişler Olukman Köyü'ne. Nedir o? Kütüphane kuruyorlar. Evet. Yani eskiden hayal edebilir miydiniz? Biz kütüphaneler nerede olur? Şehirde olur. Genelde ben şöyle diyorum. Şehirler aydınlık olur. Ama bu aydınlığı ışıklardan dolayı değildir. Bu aydınlığı kütüphanelerden dolayıdır. Nerede kütüphane varsa orası aydınlık olur. Çünkü okursanız daha iyi düşünürsünüz. Okursanız daha iyi görürsünüz. Evet. Okursanız daha iyi muhakeme edersiniz. Dolayısıyla okursanız şehrin aydınlatılması gerektiğini, sokaklarının bakımlı olması gerektiğini siz zaten görür, anlar, muhakeme eder, o yargıya varırsınız. Dolayısıyla bir kütüphane açılışını yaptık. Öğrenciler çok mutluydu. Çok geniş de bir nüfus da var. Komşu köylerden gelenler de vardı. Evet. Yıldız Beldesi Belediye Başkanı da dahil olmak üzere, muhtarlar da olmak üzere. Dolayısıyla hemşehrilerimize muhabbet ettik. Yarına umutla bakıyoruz. Bunu söylemek isterim. Tabii ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama muhabbeti açıldığı için söylüyorum. Son zamanlarda yani son 3-4 yıla baktığımız zaman Sivas'ta kütüphane, kültür merkezi, okul, öğretmen evlerinde bir artış gözleniyor. İnşaatları devam edenler var, açılanlar var. Tabii bunun sizin bakanlığınız dönemiyle de ilişkilendirebilir miyiz efendim? Muhakkak olabilir. Yani bakan olmasam da milletvekili de olsam yine bu hizmetler gelirdi. Ama muhakkak ki bakan olmanın da bir katalizör etkisi olduğu kesin. Muhakkak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunuzda Sivas'a bir öğretmen evi mi yapılacak? Sivas'a bir okul mu yapılacak? Sivas'a bilim ve sanat merkezi mi yapılacak? Sivas'a işte olgunlaşma enstitüsü mü yapılacak? Sivas'a halk eğitim merkezi mi yapılacak? Bir başka yere sormadan, bir başka kimsenin görüşünü almadan icra makamındasınız. Doğru. Genelde diğer bakanlıklar için rica makamındasınız. Bizim Sivas'ın bir baraja ihtiyacı var. Bizim bu köyümüzün bir gölete ihtiyacı var. Burada rica edersiniz. Evet. Ancak Eğitim Bakanlığı'nda olduğunuzda siz artık ricacı değil, icracı durumu. Dolayısıyla Sivas'ın eğitimle ilgili ne ihtiyacı varsa, şunu çok iddiayla söylüyorum, 50 yıllık eğitim ihtiyacı tamamıyla karşılanmıştır. 50 yıl diyoruz ama o binaların ömrünü düşünerekten, ondan sonra yeni bir ihtiyaç ortaya çıkmayacaktır. Aksine nüfus eskisi gibi artmıyor. Evet. Onu da çok net söyleyeyim. Bazı okullarımızın boş kaldığını da göreceğiz. Ancak okul ihtiyacı nerede olabilir? TOKİ yeni bir mahalle yaptı. Evet. Ha, yeni mahalleler yapıldığı yerde işte o zaman olabilir. Aynı ihtiyaç Divriği'de var. Aynı ihtiyaç Sivas'ta var. Yeni TOKİ, yeni işte konut alanlarının yapıldığı yerlerde yeni bir okul ihtiyacı. İstisnai durumlardır. Ama her yerde İmam Hatip Lisemiz var. Meslek Lisemiz var. Anadolu Lisemiz var. Ve işte nüfusu belli bir kriterin üzerinde olan yerlerde fen lisemiz var. Dolayısıyla da eğitimde ilgili ne ihtiyacı varsa yerine getirmiştir. Ancak şunu söylemek isterim. Sadece eğitimde Sivas hizmeti almadı. Allah için şu önümde gördüğünüz Sivas'a bazen unutuyoruz da evet. Hafızayı beşer, nisyan ile mağludur. Bazen bizim dışımızdaki kimseler tek kelime şunu söylüyor. Ne yaptılar diyor. Ne yaptılar deyince herhalde evet. Karşıdakinin hafızası siliniyor veya unutuyor. Ben evet. şunu soruyorum. Ne yapmadılar ki? Bir tane söyle ki hastane mi yapmadılar? Saha mı yapmadılar? Spor salonu mu yapmadılar? Okul mu yapmadılar? Park mı yapmadılar? Yol mu yapmadılar? Söyleyiniz Türkiye'de şurada var da bu ilde burada olmayan bir şey söyle. Konuşacağız Sivas gündemine geldiğimiz fakat zaman. Şunu, lütfen buyurun. Şey değil. Musun Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ni gördünüz değil mi? Tabii ki. Yani bu şeye yakın mükemmel bir şey. Mükemmel. Ve hiçbir Türkiye'nin bir başka ilinde arasındaki kültür merkeziyle mesafe 100 metre olup da iki tane kültür merkezi olan başka bir evet. yeri yoktur. Bu Sivas'ın ayrıcalığıdır. Hatta baktığımda 3 tane yani Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi var. Yanında Atatürk Efendim, Kültür Merkezi var. Üniversitenin içinde de var. Binçlik 4 var ama bu kadar yakınlıkta eski bir Kültür Bakanlığı'nda evet. çalışmış birisi olarak biliyorum. Birbirine bu kadar yakın bir yer yoktur. Evet. 2011'de siyasete atıldığımızda o dönemki belediye başkanı bir de Muhsin Yazıcıoğlu adına kültür merkezi yapmayı planlıyoruz dediğinde
Yaparsak yine biz yaparız. Şimdi diyoruz ya yaparsak parti yapar diye. Bunu da biz yaparız dedi. E siz yaparsanız tamam. Biliyorsunuz Fidan Yazıcıoğlu. Evet. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezini bizim yapacağımıza inandılar, bildiler. İsmi Muhsin Yazıcıoğlu koymadılar. Fidan Yazıcıoğlu rahmetli annemizin ismi verildi. Biz Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin 2011'de verdiğimiz sözün takipçisi olduk ve çok güzel bir otoparkı da var. Diğer idari binalarıyla birlikte Sivas'a bir değer kazandırıldı. Şemsi Sivas İlahi Kütüphanesi yapıldı mı? Yapıldı. Mükemmel. Gidin bakın, yani adeta 24 saat çalışıyor, yer yok diyerekten. Ama bunu yaparken Sivas'ın acaba buna ihtiyacı var mı diye de Sait Bey sorgulandığımızı bilirim. Evet. Yıldız Dağı Kış Turizmi Merkezi'ni yaptık mı? Bunlar hepsi kültür ve turizm kapsamında da. Kesinlikle. Gidin bakın, mevsiminde Vali Bey'e bugün sordum. Sabit olarak 40 kişi işte oradaki şeylere, teleferiklere, işte pistlere, alanlara, sabit yapılara bakanlar var. Ama kış dönemiyle birlikte 100 kişiyi istihdam eden bir yer. Evet. Yaptık mı? Yaptık. Ve şu anki değeri ne kadar diyorlar biliyor musunuz? Yıldız Dağı'ndaki bütün tesislerin değeri ne kadar? 500 milyon. 500 milyon. Bir daha böyle bir tesisi 500 milyon lira harcayaraktan Sivas'a kazandırabilmek mümkün değil. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmasaydı. Gidin Yıldız Dağı'nı görün bu dönem. O dönem, bu dönemi aklamak için, o dönem, bu dönemin berat belgesi almasını sağlaması için yeterli mi deseniz yeterlidir. 500 milyon yatırım. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk mu? Yani eğitim görevlileri alınıyor, akademisyenler alınıyor, yeri tahsis edildi, bütçesi ayrıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde önce doktora, yüksek lisans öğrencileriyle başlanacak. Daha sonra da lisans öğrencisi gelecek. Ve Sivas'ı şu anda bir çarkını çevren nedir? Cumhuriyet Üniversitesi'dir. İnan bilin ki bu çark Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi devreye girdiğinde bu dönen çark iki sefer daha hızlı dönecek yani. Sivas'ı bir medreseler şehri diyoruz ya, evet. Sivas bundan sonra da bir üniversiteler şehri desek mümkündür. Kız sporları eğitim merkezini biliyorsunuz değil mi? Yani MEVA, işte kafeteryasının yanındaki öyle diyeyim yani. Reklama girmesin. Türkiye'de devletin olduğu için özel şey olsa amennaydı ama o da bir hizmet. Güzel. O da neden? Sivas'ta 100 tane şey var mı? Lokanta, kafeterya var mı? Var. Var. Yani kendilerinden sordum da odaca. Biz işte devletin kaç tanedir? Belki bir belediyenin vardır. Evet. Bir de İlezer İdaresi'ne. Yani %98'i sizin, %2'si dediği gibi o da vatandaşın diğer alternatif bir hizmet alabilmesi için de. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü kuruldu mu? Kuruldu. Gidin bakın, inşallah Sivas'ın değerlerini köylerde, ilçelerde unutulmuş olan geçmişte kalanı bugüne taşıyacak. Bugünden de işleyip geliştirip gelecek nesillere aktaracak. Sivas Bilim ve Sanat Merkezi kuruldu mu? İçişleri Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey geldiğinde Türkiye'de pek eşi benzeri olmayan bir yer. Sivas Halk Eğitim Merkezi'ni gördünüz mü Sait Bey? Evet. Evet deyince sıradan bir halk eğitim merkezini görmüş yok, bir şey yok, diyorsunuz. Kesinlikle hayır. Bu biliyorsunuz. Not alıyordum. Yani evet. Bir bakın, mükemmel bir şey. İşte halk eğitim müdürü gelmiş efendim, yani birçok yerlerde görev yapmış. Ben Türkiye'de böyle bir halk eğitim merkezi olduğunu görmedim. Herkes gitsin bir görsün. Dolayısıyla Sivas'a ne yapıldı diye sadece bir halk eğitim merkezi. Çünkü o mükemmel bir şey, nesilden nesile kalacak bir eser. Polis Meslek Yüksekokulu bizim dönemimiz açıldı değil mi? Doğru. Afganlılar yıllardan beri geliyorlar değil mi? Doğru. Ya ne yaptı diyenleri? Yeni ordu evini gördünüz mü? Görmedim ben, yok. Yani gidin bir görün bakın, yani oysa Sivas'tasınız, Sivas'ı biliyorsunuz, gündem şahidim ediyorsunuz dediğimde. İçeri doğru gidin lütfen, bir çay içmek gidin yani. Kolay değil yani onları yapmak. Muhakkak. Eski ordu evi ne olacak? Sivaslı'nın hizmetinde olacak inşallah, meydana kazandıracak. Yeni huzurevimiz tamamlandı mı? Tamamlandı. Evet, karşı yakadaki. Çok güzel. Ve personeli de verildi inşallah, evet. Önümüzdeki yılın başından itibaren burayı da hayata geçiririz. Yeni valilik binasını gördünüz mü? Ek valilik binası diye. Mükemmel değil mi? Güzel. Yani evlatlarınızda bizim dönemimizde böyle bir bina eser Sivas'a kazandırıldı dese hakkıdır, yeridir değil mi? Doğrudur. Yeni defterdarlık binasını gördünüz mü? Gördüm efendim. O Mehmet Şimşek Bey Maliye Bakanı iken buraya geldiğinde İsmet Bey Sivas için ne yapabiliriz dedi. Eskiden biliyorsunuz istasyon caddesindeydi defterdarlık. Oradaki 4-5-6 kat vardı, oradaydı. Yani bu seçim dönemlerinde onları ziyaret ettiğimizde ne kadar sağlıksız bir yaşam koşullarında, çalışma koşullarında bulunduğunu gördüğünde yeni bir defterdarlık binasına ihtiyacımız var dediğinde o zaman Naci Bey, o zaman müsteşarıydı,
talimat verdiğini biliyoruz. Şimdi hayata geçti değil mi? Taşındı değil mi? Doğru. Çok güzel, mükemmel. Ağız ve diş sağlığı hastanesi bizden önce var mıydı? Yoktu. Yoktu. Başka hiçbir şey yapmasak, bu söylediklerim her birisi sıradan bir şey değil. Eğer sıradan bir şey olsa, ya Hikmet Bey her yerde vardır. Hayır, öyle değil. Sıradan olmayan. Bu söylediğim yeri yeni ordu evi her yerde yok. Yeni huzur evi her yerde yok. Yeni defterdarlık binası her yerde yok. Yeni numune hastanesi. Doğru, o yapıldı bak. Ona demiyorum ama eskiye göre çıkıyor. Adalet Sarayı yapıldı mı? 4 Eylül statı. Yapın. Ne kadar yaklaşık? 100 milyon liranın üzerinde bir bedel. Bizim dönemimizde temeli atılıp bizim dönemde tamamlanan bir yer. Ve ya bazen biz bile diyorduk acaba 25 bin kapasiteli bir yer dolar mı diyorduk. Fenerbahçe maçında da güzel yani, ben de onu söyleyeceğim. Hemşerilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Sadece hemşerilerim de değil. İnan çevre illerden de evet. Sivas'ı desteklemek için gelen var. Erzurum'dan gelenler oldu. Bugün Bayburt'tan gelenleri gördüm. Bayburt'tan evet. Gelmişlerdi. Niçin geldiniz? Sivas Spor'a yarın destek vermek için geldik diyor. Ordu'dan gelenler var. Giresun'da var. Doğru. Nedir? Anadolu'nun bir ilinden bir şampiyon çıkması veya Avrupa Kupası'na gidecek bir takım çıkması diğer takımlara umut olacak. Sivas başardı, siz de başarırsınız. Sivas başardı, evet. Biz de başarırız diyerekten. 13 bin kişilik yurt yaptık değil mi? 10 bin kişilik yurt. Yine birisini 2018 doğru. Yılında, birisini 2010 yine. Türkiye'de bir başka benzeri yok. Hiçbir şey yapmasak. Bazıları yurtları farklı türlü değerlendirenler de var da. O konuda bence esnaf biraz haklılık payı var gibi. Hiç yok. Hayır, şu şekilde hiç yok. Var. Sayın Bakanım. Buyurun. Yani yapılan yatırım çok önemli. Üniversite ve bir daha bunu 500 milyon liraya yaptıramazsınız. Bakın onu çok da bugünkü yine Vali Bey söyledi. Evet. Bizim yaptırdığımız dönemde işte dolar 1.8 liraydı. Şimdi 6 liraya çıktı. Eğer böyle bir tesis Sivas'a kazandırıp 500-600 milyon devlet de Sivas için bu kaynağı ayırmaz. Ayırmaz. Bakın ODTÜ'de yurt yapılacak biliyorsunuz değil mi? O tartışmalar evet. Siz yaptınız. Nereye yaptırıyorlar? Üniversitenin içine yaptırıyorlar. Kendi evladınız üniversiteye giden evladınız var mı bilmiyorum. Benim var ya üniversiteye giden. Eğer olsa bilirdiniz. Kendi evladınız olsa nasıl bir yurtta kalmasını isterdiniz? Yürüme mesafesinde, bir başka dolmuşa binmeden, bir başka halk otobüsüne binmeden, bir başka belediye taşıtına binmeden, yayan yürüme mesafesindeki trafik sıkıntısı var, bir de masrafı var yani. Sanmayın ki herkes otobüs parasını ödeme yeteneğine, kabiliyetine veya zenginliğine sahip. Zenginliğine değil ya, çok kişi aynı. Olmayan da var. Dolayısıyla da eve en yakın. Biz en iyi okul, eve en yakın okul derdik. Doğru. Şimdi diyoruz ki en iyi üniversite, en iyi yurt, üniversiteye en yakın yurttur. Dolayısıyla da yaptık mı? Tek başına bunu yaptık. Tamamen şeyle alakalı bir durum yani Sayın Bakanım. Yurt yapıldı, yurt yerleşkesinin içerisinde bütün sosyal donatılar da yapıldı. Yani üniversite yerleşkesine öğrenciler yapıldı. İçin spor salonları var, evet. Spor salonları var, yemekhanesi var. Yemekhane ekmeği nereden alıyor? Yine buradan alıyor. Yemek yapacak, pirinci yani nereden alacak? Çevresi, yine üniversite yerleşkesi alacak. İçerisinde peki. Çevresi komple öğrencinin tamam. Kullanabileceği tamam. Kafeler, sosyal peki, orası donatılar. Sivas değil mi? Yani muhakkak Sivas. Sivas büyütmek istemiyor tamam, mu? Merkezden çekiliyor öğrenciler bu sefer. Orası hiç öyle herkese değil yani. Yok yine diyelim ki burada Hastöner var değil mi? Reklama giriyor evet. Mu girmiyoruz mu ayrı bir şey ama yine dedim. Reklama giriyor. Yine reklama evet. Girsin hesabı. Peki Hastöner nerede olursa olsun dolu mu? Dolu. Ya, muhakkak. Günün yani siz balın olsun taliplisi Bağdat'tan gelir. O öğrencilerin göz zevkine, damak zevkine, kendilerine işte o değerlerine uygun bir hizmet koyun. Ben İstanbul'dan bilirim. Vefa Bozacısı var bilir misiniz? Evet. Fatih'tedir. Yine reklama Boza girdik. İçmek için. Nereden gelirler? 50 kilometre, 60 kilometre öteden gelirler. Beykoz'dan gelenleri biliyorum doğru. Da ondan. Peki buradaki mesafe Sivas'tan bile bazen İstanbul'a ya. Gittiğimiz zaman bir uğrayalım diyoruz, istiyoruz. Et süt kurumunu yaptık mı? Yaptınız efendim. Ve 100 kişinin üzerinde de insan çalışıyor. Yani herkes genelde bir tane şeyin kapandığını söylerler, dikim evini. Sadece et süt kurumunda çalışan insanların sayısı kapatılan dikim evindeki çalışan insanlardan çok daha fazla. Sivas'ta bir Aselsan'ı kurduk değil mi? Evet. Aselsan başka hiçbir yerde pek yok. Yurt dışında Ürdün'de var, Kazakistan'da var, Güney Afrika'da var. Daha yeni Konya'da temeli atıldı ama ilk defa Sivas'ta kurdu. Herhalde o da 100 kişinin üzerinde bir istihdam sağlıyor değil mi? Doğru. Sadece bunu yapsak, yani hiçbirisini yapmasak o bile yeti. Et süt kurumu bunları zamanla, et balık kurumunu bizden öncekiler kapattı. Biz gelip vaat etmediğimiz halde açtık. Bunu yapsak başka bir şey o bile yeter. Yine barajlar yaptık. 80 evet. Yılda yapılan barajlardan evet deyip geçilecek bir durum değil.
80 yılda yapılan Sivas'ta toplam, bak biz 20 yıldır, 20 yıllık iktidar değil, 17 yıllık, 18 yıllık iktidarız diyoruz. Ama gel 20 yıl sayalım, bizden önce 80 yıl var, 23'ten bizim 2003'e gelinceye kadar. 80 yılda yapılan barajdan çok daha fazlasını yaptık. 80 yılda yapılan göletten çok daha fazlasını yaptık da, böyle hatta bir kitap hazırlamışlardı. Koca Kurt Barajı diyor yapılanlarına. Tek bir tane resim yok, ismini bahsetmiş. Ne kadar harcadık? Muhtarını da çağırdım, beraber bir resim de çektim. Ne kadar harcadık muhtarım buraya? 120 milyon lira. 120 milyon lira bir esere harcıyorsunuz. Tek bir tane resim koymuyorsunuz. Tek bir kelimeyle geçiyorsunuz. Koca Kurt Barajı temeli atıldı ve bizim dönemimizde tamamlandı diyerekten. Muhtar köyde kaç hane var? 90 hane. Buraya ne kadar yatırım yaptık? 120 milyon. O halde her bir haneye 1 milyon liradan fazla yatırım yaptık mı? Yaptınız. O halde daha bir bizim dönemimizde, bizim köyümüze hizmet gelmedi demezsiniz değil mi dedim. Demeyi istediler. Kanak Barajı'nı yaptık mı? Yaptık. Nevruz Barajı'nı, 2011'de başladığımda Yıldızeli'ye gittiğimde Nevruz Barajı'nı isteriz, başka şey istemeyiz diyenler evet. Hayata geçti mi? Geçti. Güneykaya geçti mi? Geçti. İncesu geçti mi? Geçti. Kaman geçti mi? Geçti. Cizözü geçti mi? Geçti. Demiryazı Barajı'na herkesi, Sivas'taki hemşehrilerimi gitmesini isterim. Demiryazı yaklaşık 30 kilometrede ama aşağıdan gittiğinizde 44 kilometre bir gövde yüksekliği var. Bu milletin vergilerinin nereye harcandığını o baraj gövdesini görünce daha iyi anlıyorsunuz. Ve Sivas'ta pek orman işte kısmen var bazı bölgelerde ama bu Demiryazı Barajı'na merkeze de yakın. Şöyle bir baktığınızda ormanın arasında mükemmel bir yer. Aşağıda da iki tane ayrı gölet görüyorsunuz yani. Bu Türkiye'nin bir başka yerinde görülmeyecek bir manzara. Dolayısıyla orayı bir görülmesi gerekir. Pusat Özen Barajı yine bizim dönemimizde tamamlandı mı? İmranlı Barajı bizim zamanımızda tamamlandı mı? Eski Hamal Göleti, Ayvalı Göleti, Hüyüklüyurt Göleti, Çatköy Göleti, Üçöz Göleti, Kızılca Kışla, Karacaören, Çağlayan, Topul Yurdu, Halkaçayır, Yakupköy, Küpeli, Karacalar, Karaşar, Tutmaç, Kevendüzü, Divri'de. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Ne yaptık, hangi eseri gidip görelim diye. Kimse görmemiştir. İsmini bile duymuşlardır ama nerede olduğunu bilmezler. Ama gidip görürseniz o zaman bu dönemde neler yapıldı diye. Bu dönemde ben şunu söylüyorum. Veysel Eroğlu Bakanımıza teşekkür ediyorum. Onun ismini iklim değiştiren bakan koydum. Sivas'ın iklimi değişti değil mi? Aralık, evet. Bir gün aralığın kaçı? 28'i mi? Kar yağıyor. 28. Yeni yağmaya başladı. Yani belki. Kar yağıyor ama hava da çok sıcak yani. Çok, onu da diyeyim. Fazla yerde değil. Tutar mı tutmaz mı? Çok da soğuk değil değil mi? Çok soğuk değil. Öyle değil. Evet. Sivas'ta iklim değişti biliyor musun? Sivas eskiden böyle değil. Genelde ne söylenirdi? Soğuk Erzurum'da doğdu ama Sivas'ta ikamet ediyor derdi. İkamet ediyor. İşte Sivas'ın iklimini değiştirdik biz bu dönemde. Gidin adım başında... Yıldız elinde bir gölet, Ulaş'ta bir gölet, merkezlerde ya gölet ya bir baraj. Her yerde yapmadığımız hiçbir yer yok. TOKİ'de 8710 konut yaptık. Allah için ne yaptılar diyene, yani bunu söyleyenlerin elinde bir insaf terazisi olması lazım. İnsaf terazisi varsa diyecekler ki Allah razı olsun. 80 yılda görülmedik hizmet bunlar döneminde geldi. Bizden önce doğalgaz var mıydı? Yoktu. Şu anda Sivas'ta kaç kişi doğalgaz kullanıyor? Bu doğalgazın başındaki kardeşimize sorun. 148.282 kişi doğalgaz kullanıyor. Hiçbir şey yapmasak. Bu Gürün'de doğalgaz var. Kangal'da doğalgaz var. Zara'da doğalgaz var. Şarkışla'da doğalgaz var. Gemerek'te doğalgaz var. Divri'de doğalgaz var. Zara'da doğalgaz var. Hemen hemen nüfusun tamamına yakın. İstisnalar var ama tamamına yakın doğalgaza geçtiği. Bundan büyük konfor olabilir mi? Sivas'a çağ atlattık dediğimizde doğru mudur? Sivas'a eskiden biz Gürün'den gelirken üzerinde siyah bir duman olurdu. Tabii evet. Gençler, evlatlarımız hatırlayamaz çünkü zaten biz yok, 18 yıllık evet. Tabii 18 yıllık iktidardayız. Çocuklar zaten 5-10 yaşında hatırlasa 28 yaşından öncekiler hiç hatırlayamazlar bunu dediği gibi. Ancak geçmişte böyleydi. Çok büyük hizmet yaptık diyoruz. Yine bizden önce Sivas DAP kapsamında değildi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı kapsamında biz aldık. Bugün yaklaşık 47 milyon lira böyle bir kitapçık verdi. TAP'ın hizmetleri ne verdik diye. 47 milyon az görülüyorsa bir başkası bu kadar kaynağı getirsin, aktarsın bakayım. Cazibe Merkezleri Programı'nda, Cazibe Merkezleri Programı'nda olarak neyi yapıyoruz şu anda? Eski Açık Cezaevi vardı ya, evet. Yüceyurt Mahallesi'nde. Çavuşbaşı diyelim veya oraya. Evet. Öyle. İşte oradaki eski açık cezaevini şimdi müzeye çevirdiğimiz kaynak Cazibe Merkezleri Programı'na geliyor. Daha önce yoktu. Biz, Sait Bey bizim zamanımız oldu. SODES kapsamına alındı mı? SODES daha önce Sivas SODES kapsamında değildi. Ama o dönemde bu Güneydoğu'daki
sosyal gelişimi teşvik etmek için STK'ları sivil toplum kuruluşlarıyla halkın ihtiyaçlarını tespit ederekten projelerle bir adım daha ileri götürmek için bir proje, sosyal destekleme projesi. Dedik ki yani Sivas'ın da mutlaka Güneydoğu'da değil ama Güneydoğu'daki şartlara sahiptir. Göçü de kullanaraktan alınması gerekir. Alındı mı? Alındı. Birçok projede hala verildi. Behrampaşa Hanı özel yaptırıldı ama bu dönemde yapıldı. Tahsilatı vakıflardan alındığı şeydi. Gök Medrese yıllardan beri ama mükemmel bir eser kazandı değil mi? Mükemmel. Her gelen hemşehrimize söylüyoruz. Bunun dışında çok şey var da Sağlık evet. Bilimleri İletişim Fakültesi'ni bizim dönemimize kuruldu mu? Kuruldu. 2006'da kuruldu. Gidin her birisinde herhalde ya bir fabrika demektir. Sağlık Bilimleri 2007'de bizim zamanımıza kuruldu. Teknoloji Fakültesi 2009'da bizim zamanımıza kuruldu. Veterinerlik Fakültesi 2010'da bizim zamanımıza kuruldu. Fen Fakültesi 2010'da bizim zamanımıza. Eczacılık 2011'de ilk bakan olduktan sonra imzaladığım bakanlar kurulu kararından birisiydi eczacılık. Mimarlık Fakültesi 2012'de kuruldu. Hukuk Fakültesi hatta Bekir Bozdağ. Başbakan yardımcısı hemen hemen hiçbir yeri çünkü yeteri kadar hukuk fakültesi kuruldu. Bundan sonra kurmayalım diye imzalamazken Sivas olduğu için komşuyuz ilk defa yani bu imzalamama evet. Orucumu Sivas için bozdum dediğini biliyorum. Turizm Fakültesi 2017'de yine Yüksekokul Yabancı Diller 2006'da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 2007'de Su Şehri Sağlık Bilimleri 2010'da Zara Uygulamalı Bilimler 2010'da Şarkışla Uygulamalı Bilimler 2016'da Gemek Meslek Yüksekokulu 2003'te Koyulhisar 2006'da Fafik Meslek Yüksek 2010'da İmranlı Meslek Yüksek 2010'da Enstitü Bilimleri Eğitim Bilimleri 2011'de 41 adet bizim dönemimizde tesis yaptık üniversite ve kampüste içeride. Allah için evet. Bu döneme hiçbir şey yapılmadı denebilir mi? Daha birçoklarını saymıyorum oldu mu? Hala yapılanlar var. Çok fazla maddeler var. Anlatmak da yüksek hızlı trenimiz geliyor. İşte o konu mesela. Peki ne bekliyoruz efendim? Tabii müjde geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi mi? Yani. Meydanda söyledi mi? Allah nasip ederse gelecek yılın ortasından itibaren Ramazan ayında o Ramazan'ı verdi ama biz de evet. Ola ki bir şey olur diye gelecek yılın sonundan itibaren bu hat üzerinde hızlı tren testlerini göreceğiz. 600 kilometre, 3 kilometreden 405 kilometreye düşecek. Seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Yatırım maliyeti ne kadar Sait Bey biliyor musunuz? Yok efendim. Sivas'ta şu ana kadar yapılmış olan bütün maliyetlerden çok daha fazla zordur. Zaten kolay olmadığı için herkes yapamıyor yani. Biraz da zaman alıyor değil mi? 13 yani milyar projelerden 13 milyar. Tabii. Zaman. Allah nasip etse Ankara, Sivas arası 2 saatte düşecek ama tabii Sivas'tan sonra Erzincan'dan sonra Erzurum, Kars diye yine oradan yani 2020'nin da 2020'nin sonuna mı diyelim 2020 efendim? Yılının sonunda inşallah test bu hat üzerinde test sürüşlerinin başladığını göreceğiz. 2021'de de o zaman kullanmaya başlayacağız diyelim. Doğrudur. 2021'de tamam. Kullanacağız. Yine Deliktaş tünelini bizim dönemimizde bizden önce başlamışlardı biliyorsun. 1973'te başlattılar. Nice cumhurbaşkanlar, nice başbakanlar, nice Ulaştırma Bakanlığı gördü. Bizim dönemimizde 2014'te açtık. 5300 metre Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelini açtık. Bakın bizden önce hidroelektrik santralı 5 taneydi. Şimdi 24 tane. Bakın 80 yılda yapılanın yaklaşık 4 katını yaptık desek doğrudur. Yine enerji bakımından da 3 katından. Rüzgar enerjisi var mıydı önceden? Bilir misiniz? Yok. O görür müsünüz? Yani şimdi daha var sonra mı? Kangal tarafında şu an öyle. Çok rahat güneş enerjisi var mıydı önceden? Görürüz. Güneş enerjisi var mıydı? Evet. Yok şimdi var. Hatta bir yol birçok yerde var da en son gittiğim yol geçen köyüne gittim. Yol geçen köy. Bunlar yine devlet destekli özel tabii, mi? Tabii devlet destekli. Özel ama köy. Değil mi? Yok bir tane onu söyleyeyim de ne için güneş enerjisi panelini. Köyümüze kuyudan su çıkarıyoruz. Eskiden elektrikle çıkarıyorduk. Tabii bu maliyet köylerimize gerekiyor. 220 bin gibi işte bir yıldaki elektrik masrafı köylere dağıtacaksınız. Şimdi oraya güneş paneli koymuşuz. 50 metre derinden suyu alıyor. 150 metre köyün en üstündeki evlere kadar da suyu veriyor. Güneş enerjisiyle. Hiçbir tane. Bu sadece bir köyde yaptıklarımız. Ama bunun gibi birçok köylerde yaptık. Yine Altınyayla'da hayvanlar için güneş paneli kurmuşuz. Kuyudan suyu alıyor. Biz kürün deriz ama sulak artık ne derseniz hayvanlara hayvanların o kürünlerine suyu dolduruyor. Hayvanları suluyoruz güneş enerjisi için. Allah için bundan önce böyle bir şeyler var mıydı? Organize sanayide. Yani devlet her şeyi yaptı ama bir fabrika kurmadı diyorum. Devlet de kurmaz. Ama ne yapar? İklimi oluşturur da vatandaşların yatırım yapmasını sağlar. Yani desteklemeler sağlaması bu yönde teşvikler verilmesi. Olmasın. Peki 2002'de
Organize, birinci organize sanayiden alanı ne kadardı? 192 hektar. Şimdi ne kadar? 435 hektar. Kaç kat büyümüş? İki kat daha fazla büyümüş. Ha, bunlar yeni sözde yapılan, olmuyor ya. Yok, daha oraya gelmedim daha oraya yani. Gelmedik. Sanayi parsel sayısı 190'dı. Şimdi 270. Tahsisli parsel 117 idi. Şimdi 262. Demek ki hala firma sayısı var. Var. Şimdi ona geliyorum. Toplam firma sayısı 76 idi. Şimdi 228. 3 kat büyüdü. 3 kat. Üretim yapan tesis 30'du. Şimdi 152. 5 kat büyüdü. İnşaat aşamasında olan var. Çalışan sayısı 990'dı. Bendeki rakam. 900 diyenler var. Ama 1000 değildi. Evet, tek başına Estaş bile. Evet, 2002'de. Şimdi 8000'e yakın. Kaç kat artmış? Yaklaşık 10 kat artmış. İşte dediği gibi ne ya? Demir Ağ Organize Sanayi Sitesi de 814 hektar alan üzerinde 226 sanayi parseli olarak projelendik. Altyapıyı yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonunda altyapısını tamamlarıp ondan sonra tahsise geçeceğiz. Bunun diğerlerinden farkı şudur. Adeta her bir parsele bir liman getiriyoruz demektir. Ne demektir? Her bir parsele bir liman getirmek. Demiryolu ağıyla. Dolayısıyla da ister Adana'da ister Mersin'de olsun fabrikanızdan limana ulaşmak için bir trene, bir vagona konteynerinizi koyuyor musunuz? Konteyner gidiyor, gemiye yanaşıp gemiye veriliyor. Ama tek işlem. Burada da gelecek böyle konteyner yani yükünüzü vagona koyacaksınız. Tek işlem. O gidecek limanda geminin yanına tek bir işlemden sonra gemiye koyacağız. Yani ihracatçımızın ihracat maliyetlerini, navlun ücretlerini, taşıma ücretlerini düşecek, daha rekabetçi bir hale getirecek. Ama burada da teşvikler önemli efendim. Oraya özel bir teşvik uygulanacak. Öyle bence. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açıkladı. Biz hem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olan Ahmet Bey kardeşimle birlikte, hem Habib Bey, Semih Hanım, biz, il başkanım Hakan Bey, belediye başkanımız Hilmi Bey kardeşim, valimiz Salih Ayan, hep beraber gittik. Sayın Bakanımızla konuştuk. Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanımız sözünün arkasında. Dolayısıyla altyapı bittikten sonra gerekirse en üst teşvikleri vermek için burayı en üstü bölgesi ilan edelim mi diyeceğiz. Evet. Onlar biz hazırız dediler. Biliyorsunuz Sayın Bakan Trabzonludur. Trabzon'a en son Sayın Cumhurbaşkanı giderken en üstü bölgesi ilan etti. Yani en üstü bölgesinin getirdiği teşvikler az olsa, cazip olmasa Trabzon'da böyle bir bölgeyi Cumhurbaşkanı giderken Trabzonlu Bakan Mustafa Varank ilan etmezdi. Evet. Ha, biz burayı endüstri bölgesi de ilan edebiliriz ya da mevcut haliyle de dediği gibi şimdi dördüncü bölgedeyiz ya. Evet. Organize bölgede olunca da beşinci derecenin teşviklerinden yararlanıyor. Dolayısıyla diyecek ki endüstri bölgesinin teşvikleri böyledir. Beşinci bölge teşvikleri de böyledir. Siz hangisini isterseniz yatırımcıya biz onu yapacağız diyeceğiz. Burada şu soru da vatandaşın aklını karıştırıyor. Biliyorsunuz tekstilde dördüncü bölge özel bir teşvik uygulandı tekstil için Sivas'a. Bu anlamda organize sanayi bölgesinde yeni yapılacak iş yerleri için bu teşvik uygulanacak mı yoksa diğer özel teşvik mi uygulanacak? Orada şu özel teşvik bundan da daha iyidir diye düşünürüz. Ama bu da şey orada biliyorsunuz o teşvik belli bir 2020 yılının sonuna kadar herhalde böyle bir süre sınırlaması var. O kapsamda da 3-4 tane yatırımcımızın Sivas'a gelme şeyi var, kararlılığı var inşallah. Evet. Önümüzdeki yıl faaliyete geçer. Dolayısıyla bu da Türkiye'de her ile değil. Mevcut tesislerinizi bir başka ilden işte bu teşvik verilen illere yani Sivas'a da taşıdığınızda o kararnamede Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen teşvikleri de alacağız. Ama bu sadece tekstile ilişkindir. Oysa ikinci yok, sadece tekstile ilişkindir. Tekstile ilişkindir bu dediği gibi. Evet. Ama bu yılın 2000 gelecek yılın sonuna kadar İster ikinci organize olsun, ister birinci organize, isterse bir başka yerde olsun, faydalanacak. Yine küçük sanayi sitelerini kurduk. Şarkışla'da kurduk, Gemere'de, Gemerek'te kurduk, Kangal'da kurduk, Gürün'de kurduk, Yıldızeli'nde kurduk. İşçi çalıştıran iş yeri sayısı 3500'dü. Şimdi 10.000'in üzerinde, 10.500. 3 kat artmış. Ne yapıldı? Evet, yani bunu devlet yapmıyor ama vatandaşı yapıyor. Aktif sigortalı sayısı değişebilir ama 87.000'ken 150.000'e çıkmış. Sivas'ta. Evet. Yine et üretimi 2900 tonken 4300 tona çıkmış. Süt üretimi 316 bin tonken 532 bin tona çıkmış. Bal üretimi 2300 tonken 3700 tona çıkmış. Su ürünleri üretimi 750 tonken 1900 tona çıkmış. Büyükbaş hayvan sayısı 325 binken 337 bine çıkmış. Küçükbaş hayvan sayısı 426 binken 556 bine çıkmış. Buğday üretimi 427 bin tonken 743 bine çıkmış. Yem bitkileri 223 binken 605'e çıkmış. Patates üretimi. Gemalmaz var. Kangal'ın hemen yakınında bir mezra.
Evet. Kemal Maz'a gittik. Sayın Vali Bey de vardı, Hakan Bey de vardı. Arkadaşlara sorduk. Dedik ki buradaki yıllık gelirin ne kadar? 4 milyon lira. Patates üretiyor, patates. Ve Türkiye'nin en iyi patatesini biz üretiyoruz dedi. Masraf ne kadardır? Dedi ki bakanım 1 milyon lirayı bulmaz. Yıllık geliri 3 milyon. Peki bu tarla buradaydı. Baban da buradaydı, deden de buradaydı. Yani 100 yıldır buradaydı değil mi? Hı hı. Ama ilk defa böyle bir kazanç elde ediyorsunuz değil mi? Evet, patatesle birlikte. Dolayısıyla diyoruz ki bu barajları yaparken, göletleri yaparken toprağı suyla buluşturmak lazım ki bereket gelsin. Çiftçiyi de bilgiyle buluşturmak lazım. Çiftçi bilgiyle, toprak suyla buluşturulduğunda inşallah şimdi dünden daha iyi, yarın da hiç şüpheniz olmasın. Çünkü yaptıklarımızı biliyoruz. Bunların birçoklarının sulaması daha yeni başladı. Pusat Özen Barajı'ndan sulama ilk defa bu yıl başladı. Deneme amaçlı. Önümüzdeki yıl çok daha aktif şekilde. Traktör sayısı. O bazen şeker pancarını da vereyim de 362 bin tonken 700 bin tonun üzerine çıktı. Traktör sayısı 11 binken 31 bine çıktı. Barajları söylemiştik, göleti söylemiştik. Yine DSİ'nin sulama alanı 20 binken 67 bin hektara çıktı. 3 katından fazla. Özel idarenin sulamaları 33 bin hektardan 44 bin hektara çıktı. Tabii devam eden barajlarımız, göletlerimiz var. Sivas'ın içme suyunu yine bizim dönemimizde tamamlandı. Divriye. Sait Bey gidin bir bakın. Mursal Barajı'nı görmenizi isterim. 32 kilometre öteden... Evet. Suyu getirdik, arıtma tesisini kurduk. Dolayısıyla şu anda Divriği'nin 100 yıl hiçbir su problemi yok. Tabii ben bunu dediğimde belediye başkanımız Hakan kardeşim diyor ya, iyi ama bunun parasını ödeyeceğim diyor. Hakan kardeşim dedim, diyorum. Bunu biz ödeyelim dedik. Yok, ben öderim dedi. Bize bırakmadın belediyeyi yani. Dolayısıyla da hizmet geldi, hiçbir sıkıntı yok. Geri kalan da kamunun borcu ödenir. Dolayısıyla köylerin asfaltlanması var, işte altyapının bitirilmesi var. Var. Yani yüzlerce burası bitti. Dolayısıyla ne yaptı vatan, diyenlere ne evet. yapmadılar demek lazım. Bir husus daha. Buyurun. Nüfus başına sağlıkta da uzman hekim sayımız 92 iken şimdi 540'ın üzerinde. Pratisyen hekimimiz 297-300'ün altındayken şimdi 450'nin üzerinde. Uzman Sivas'taki tüm hastaneler. Evet, evet, evet. Sivas. Özel hastane var mı onun içerisinde? Evet, evet dahil tamam, yani. Dahil öyle. Uzman diş hekimi hiç yoktu Sivas'ta. Zaten diş hekimi denir de uzmanlığı pek olmaz. Onlar gittikçe ortodonti evet. veya diğerleri gibi işte radyoloji farklı bölümler. Şimdi 41 tane var. Diş hekimi 27 varmış. Şimdi 176 tane var. İşte diğer sağlık personeli 460 iken 2031. Ama şunu söylüyoruz. Türkiye'de 16 bin nüfusa bir ambulans düşüyor. Sivas'ta 8 bin nüfusa bir ambulans düşüyor. Yani Sivas Türkiye'den çok daha iyi bir durumdayız. 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye'de 28, Sivas'ta 43. Türkiye'de 7. sıradayız. Allah için 81 tane il var. Sağlıkta 10 bin kişiye düşen yatak sayısı bakımından ilk 7 ile arasındasınız. Daha da olabilir. Bazen hemşehrilerimi görüyorum. Bir yan dala sahip bir doktor yok diyor. İyi de doğrudur. Yani o dediğinde hiçbir yanlışlık yok. İyi ama bizdeki ambulans da bir başkasında yok. Bizdeki olan doktor da bir başka yok. Yani hava ambulansı 8 ilde 17 ilde. 17 ilde Kırım, Kongo, Kanamalı hastalar konusunda Sivas Uzmanlık Merkezi'nde evet. bu hastalıkla ilgili Yozgat'tan buraya hasta geliyor. Tokat'tan buradan geliyor. Geliyor ama hizmet. Burası bölge hastanesi evet. gibi. Birçok yerden buraya sevk yapılıyor. Sivas'tan böyle kene 10 bin kişiye düşen ameliyat masası Türkiye'de bir bile değil 0.9. Sivas'ta 1.16. 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı Türkiye'de 28, Sivas'ta 43. Yani Türkiye'den çok daha iyidir. 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı Türkiye'de 229, Sivas'ta 307. Allah için tek bir kimse söyleyemez ki kamuya ilişkin olarak bu. Peki ya problemlerimiz yok mu? Var tabii. Görüyorum hala birçok telefonuma mesaj gelir. Hepsini okurum. Mümkün olduğu kadar cevap veririm. Yapabildiklerimize yapamadıklarımız. İşsizlik en büyük problemimiz. Evet. En o büyük, konuya gelecektim. Yani büyük, Türkiye'de %14 Sivas'ta 45 bin işsizimiz var efendim. Doğrudur. Belki o rakama değilse yani 44 de bin küsür. Sivas'ta işsizlik var. Dolayısıyla görüyoruz ki bekliyor. Allah nasip ederse. Vatandaş da bunu merak ediyor. Yani bu kadar yapılan hizmet var ama iş yok. Göç var. Biraz önce de dediniz. Sivas'tan sürekli göç oluyor. Onu da bir cümleyi söyleyeyim. Yani göç olunca genel bir tabir olarak söylüyorum ama Sivas merkez ilçeyi söylüyorum eğer ilçe. Diğerlerde herkese kendi ilçesine kıyaslayabilir. 1940'da Sivas'ın nüfusu 40 bin. Merkez ilçe söylüyorum. Evet. 50'de Sivas'ın merkez nüfusu 50 bin. 60'da Sivas'ın merkez nüfusu 90 bin. Şimdi Sivas'ın merkez nüfusu 350 bin. Doğru mu? Doğru. Sivas merkez göçü verdi mi? Göç mü aldı?
şeyden göç aldı. Köyden göç ben aldı. Ben onu merkezi söylüyorum. Nereye göç verdi? Köy verdi, doğru mu? Köy verdi. Ha, köy verdi. E peki bu köy göç vermesi normal midir? Normaldir. Sen köyde İmam Hatip Lisesi yapabilir misin? Anadolu Lisesi yapabilir misin? Evet. Fen Lisesi yapabilir misin? Yapamayız. E dolayısıyla da... Yani peki, öğrenci sayısından dolayı yapamayız. Yani aynen bütün getiren sayı... 70'li yıllarda Gürün'de bir lise dahi yok. Bırakın yani tek bir lise yok. Bırakın İmam Hatip Lisesi'ni, Meslek Lisesi'ni veya Fen Lisesi gibi olanları, diğer proje liseleri. Hiçbirisi yok. Evet. Dolayısıyla köylerde peki hastane yapabilir misiniz? Ya, sağlık ocağı yaparsın da bir doktor. Tabii. Peki ya insanın köyde kal denmen yeterli kaliteli eğitim alma, yeterli kaliteli sağlık hizmeti alma demek, bu doğru bir yaklaşım değildir. Dünyanın her yerinde kırsal kesimde yaşama oranı, Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, %4-5-6 civarında. Türkiye'de ne kadar? %20 civarındadır. Eğer siz köydeki insanları göçmesin kalsın deseydiniz, bir Selahattin Ayan gidip de İstanbul'da marka olmazdı. Ve köyde güzel bir söz var, bizim atasözümüz, yoksul olan evde kavga bitmez diye. Köyde bu kadar insanı tutacaktınız. O köyden geçin, tarım hayvancılık düşüyor. İşte öyle değil mi? Biraz önce size şeyleri, rakamları verdim değil mi? Evet, buğday evet. Üretimi, süt üretimi, süt üretiminin arttığından emin misiniz? Öyle öyle. Et doğru, üretiminin doğru. Arttığından emin misiniz? Öyle. Et tüketimimiz arttı da dışarıdan şey, onun da eğer şey olsa, vakit kalırsa, dünyada hangi ülkenin ne kadar et tüketimi yaptığını da çok net şekilde size söylerim. Eskiden 7 kilogram et tüketirken şimdi 20 kilogram gibi, 21 kilogram gibi et üretiyoruz. Alın söyleyeyim. Çeltik üretimi 2003'te 372 bin tondu. Şimdi 935 bin ton. Verim dekarda 572 iken 820'ye. Bir cümle daha söyleyeyim de buğdayla ilgili o göç oldu diyorsun. Cumhuriyet'in ilk yılında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, yılını da vereyim, 1938'de nüfusun %75'i, yani 10 milyonu köyde yaşıyor. %75'i. Yani evet, köylü bir toplumuz. Ne kadar buğday üretiyoruz? 4 milyon 378 bin. Ya o zaman da bu zamana kıyaslayamazsan bakalım. Güzel kardeşim bak şunu söylüyorum. Köyün nüfusunun hepsi %75'i köyde yaşıyor. Ürettiğin 4 milyon. Şimdi köyde yaşayan 10 kat gerilemiş. 7,5'a düştü. %75 değil, 7,5'a düştü. 21,5 milyon ton geçen yıl buğday üretmişiz. Ama gelişen teknolojiyle birlikte bunu... Ha güzel, verimlilik artmış. Onu söylüyoruz, verimlilik artmış. Köyde tutarak bu kadar insanı mümkünat yok. Tarlaları bölüştürürsünüz. Kişi başına bir dönümden fazla yer düşmez. Dolayısıyla siz fakirliği paylaşın demektir. Kardeşi kardeşiyle kavga edersiniz demektir. Genel ibare göç gidiyor. Bazen şunu söylüyor. E peki hizmet geldi de niye bu kadar göç oldu diyor. Dünyanın gidişi akışı budur. Okulu sağlayamazsanız, hastaneyi sağlayamazsanız, dolayısıyla köyde nüfus tutmak doğru değil. Köyde çoban bulamıyorsunuz değil mi? Şu anda evet. Öyle. Neden? Şu anda bak en azından çoban denen bir iş var. O bile karşılamıyor. Hatta çoban olana kız vermiyorlar. Öyle diyelim yani. Çoban olana öyle. Dolayısıyla şu andaki Anadolu'daki çobanların büyük bir kısmı nedir? Afgan çobanlarla Türkiye'nin bu tarım çarkı döndürülmeye çalışılıyor. Doğru. Dolayısıyla da göç oldu ama tarımda verimlilik arttı. Hiçbir alanda daha geri bir üretimimiz yok. Türkiye kuru üzümde dünya birincisi, kayısı üretimde dünya birincisi, fındıkta dünya birincisi, kirazda dünya birincisi, incirde dünya birincisi, karpuzda dünya ikincisi, kavunda dünya ikincisi, yaz sebzede dünyada üçüncüyüz, süt üretimde dünyada sekizinciyiz, Türkiye yoğurt ve ayran tüketiminde dünyada birinciyiz, süt ineği sayısında Avrupa'da birinciyiz, 6 milyon 300 bin var, Almanya'da 4.3 milyon, Fransa'da 3.6, kişi başı et tüketiminde dünyada sekizinciyiz, Uruguay 124 kilogram yılda üretti, Amerika 79, Türkiye 20 kilogram üretiyor, 21 kilogram üretiyor. Dolayısıyla alıyoruz ama ürettiğimizde eskiden herhalde kurbandan kurbana bir et görür insanımız, şimdi biraz daha fazla görüyor. Ama işsizlik var mı? Var. Bunu nasıl aşacağız? Türkiye'nin güven ve istikrarının devam etmesi lazım. Eğer Türkiye'deki şu anda bir sıkıntı varsa ki bir geçin, ya Türkiye'de işte istikrar bozulacak, Türkiye'de yanlış bir yere gidecek, dışarıdaki unsurların da engellemesiyle, yani Türkiye'de bu iktidar 16 yıldır gidiyor ve büyük hizmetlerle de vatandaş da gördü, ikna etti. Ama geleceğini bir sis perdesi altında tutalım diye çok tezvirat yaptılar. Hatta Amerikan Devlet Başkanı da ekonomimize nasıl bir uygulama yaptığınızı gördük. Dolayısıyla bundan sonra da yaparız diyerekten, yani kendiliğinden olmuş bir olaylar olaraktan önümüze çıktığımızı görmüyor. Ama bunu aşabilmek mümkün mü? Mümkün. Bakın şunu da söyleyeyim, belki
bu bölümü size bağlı olarak kapatabiliriz. Evet. En son Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı var. Birleşmiş Milletler'in İhtisas Kurumu, UNDP. 1990 yılından bu yana insani gelişmişlik raporu yayınlar. İnternet sitesine girerseniz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı diye. İnsani gelişmişlik raporu değil, İngilizcedir. Fransızca'da yayınlanır ama İngilizce olan insanımız daha çok bilir. Bakın 90'dan beri rapor var. O zamandan bu yana kadar Türkiye hiçbir zaman en yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkmadı. İlk defa bu 2019 yılı raporu yayınlandı. 2000 Aralık'ta. 2019 yılı aralığın 4'ü 5'indeydi herhalde. 2019'un raporunda Türkiye en yüksek gelişmişlik seviyesine çıktı. Yani Avustralya nasıl gelişmişse, Kanada nasıl gelişmişse, İngiltere nasıl gelişmişse, insani gelişmiş, Türkiye'de onlarla aynı sınıfta. Ha, sınıfın biraz daha çalışkan çocuğu vardı, biraz daha orta seviyede ama aynı sınıftayız yani. Ne? En yüksek gelişmiş. Bunun da yani nedir? 3 tane unsuru var. Sağlıklı ve uzun yaşamak, ortalama yaşam ömrü. Benim babam 66 yaşında rahmetli oldu. Amcalarım da 4-5 yaşında. Hepsi 66 o civardaydı. Şimdi Türkiye'de ortalama yaşam süresi kaça çıktı? 78'e çıktı. Peki 90'da ne kadardı? 69. 2002'de 71 oldu. Şimdi 78'e yaklaştık. Yükseldi. İki, bir uzun yaşamak lazım bu şey için, insani gelişmişlik kriteri. İki, hayatın gerektirdiği bilgiye sahip olmak, bu kaliteli eğitim. 90'da 15 yaş üzeri okur yazar oranı %85. Şimdi %97'ye okur yazarlık oranı. Oranı yükseldi. Yine hayatın bir de iyi bir yaşam standartına sahip olmak için de gerçek refahı o belirtiler. Cari fiyatlara değil de satın alma gücü paritesi bakımından kişi başına düşen gelire bakılır. Üç ayağa. Uzun ömre bakılacak, uzun ve kaliteli eğitime bakılacak, kişi başına düşen milli gelire bakılacak. Türkiye'nin milli geliri kişi başına düşen 2019'da, o rapora göre diyorum ha. Bize göre 28 bin de, evet. 28 bin. Ya IMF'in bir başka raporunda Türkiye'de satın alma gücü paritesi bakımından düşen gelir 28 bin dolar diye bir şey gördüm, kriteri gördüm. Ama buradaki rakam, o rapora girerseniz 24.905 dolar kişi başına düşen gelir diyor. Peki 1990'da ne kadardı? 6.974 dolardı. 6.900 dolardan 24.925 dolara çıkmışsınız. Günlük 2 doların altında geliri olan yoksulluk sınırı 1990'da %18 iken şimdi günlük geliri 2 doların altında olan Türkiye'de hiç kimse yok. Yani 2 doları günlük çarp 60 dolar yapar. 60 dolarına 360 liradır. Devlet herhalde herkese değil mi yoksulluk maaşı veriyor. Devlet şartlı eğitim yardımı veriyor. Şartlı sağlık yardımı veriyor. Muhtaç asker ailesine yardım yapıyor. Şartlı gebelik yardımı yapıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yardım yapıyor. Muhtaç asker çocuğuna yardım yapıyor. Öksüz yetim yardımı var. Engelli aylığı var. Yaşlı aylığı var. Kronik hastalık yardımı var. Yakacak yardımı var. Elektrik desteği var. Elektrik desteğini veriyoruz. İhtiyacı olanlar için. Dolayısıyla da Türkiye, yine şununla belki bitireyim. 2002'de Türkiye insani gelişmişte Malezya'nın gerisinde, Peru'nun gerisinde, Maldivlerin gerisinde. Bunlar 1990 raporunu 90'da da var da 2002'yi vereyim yani. 2002'de Türkiye'nin, istersen 90'ı da verdim, Ürdün'ün gerisinde. 90 yılı insani gelişmişlik raporunda Ürdün bizim önümüzde, Peru bizim önümüzde, Ekvator önümüzde, Malezya önümüzde, Kolombiya önümüzde, Irak önümüzde. Açın bakın. Tayland önümüzde, Paraguay önümüzde, Brezilya önümüzde, Mauritius önümüzde, Sri Lanka önümüzde, Arnavutluk önümüzde, Jamaika, Venezuela, Meksika, Küba, Panama, Trinidad, Tobago, Costa Rica Türkiye'den daha iyi durumdaydı 90'da. 2002 biz iktidara geldiğimizde hangi ülkeler Türkiye'den daha iyiydi? Malezya, Peru, Maldivler, Grenada, Gürcistan, Ukrayna, Filipinler, Ermenistan, Lübnan, Surinam, Brezilya, Fiji, Tayland, Venezuela, Kolombiya, Mauritius, Makedonya, Libya, Panama. Libya. Küba, Meksika, Antigua, Bahamalar, Seyşellerin bizim önümüzde, biz bunların gerisindeyiz. Şimdi 2019 yılı raporunda bütün bu ülkelerin önüne geçtik. Hangi ülke daha iyi yönetilmiş? Türkiye daha iyi yönetilmiş. Bakıldığı zaman öyle tabii. Dolayısıyla da bu bizim raporumuzda değil. Uluslararası Birleşmiş Milletler orada bu değerleri nereden aldım? IMF'den aldım, Dünya Bankası'ndan aldım, uluslararası kuruluşlardan aldım, bağımsız denetmenlerden aldım diyerekten kendi raporunun inanırlığı, sahiciliği hakkında da güzel bir rapor. Bundan daha güzel bir şey olmaz, oldu mu? Türkiye en üst yaşama seviyesinde. Peki var dediğimiz sorun, işsizlik var. Bunu da inşallah aşacağız. Nasıl aşacağız? Sivas'ta da aşarız dedik. Ne yapacağız?
İkinci organize sanayini inşallah hayata geçirdiğimizde, ikinci organize sanayinde Sivas'ta söylediği işte 40 bin işsiz mi var? 40 bin işsizden çok daha fazlasını orada istihdam edebilecek kapasitemiz var. Yapar mıyız? Çünkü şu andaki kapasite gibi şeyden nedir o? 9 bin kişi çalışıyor. 8-9 bin kişi birinci organize. Bu oranın 4-5 katı daha fazla katı olacak. Dolayısıyla ikinci üniversitenin de hayata geçmesi de buna etki olacak. Hiç şüpheniz olmasın. O da çarkları hızlandırır. Yani aynı zamanda. Yani şu %100 eviniz Sivas'ın bugünü dünden daha iyi. Hiç şüpheniz olmasın. Birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece Türkiye'nin sadece Sivas'ın değil. Sivas öyle Türkiye'nin çimentosu. Ama Türkiye'nin birlik beraberliği, istikrar, güven devam ettiği sürece inşallah Türkiye'nin yarın da bugünden daha iyi olacaktır diyorum. Yeter ki insanlar ezberden değil. Bilerek konuşsunlar. Gençler çok ısrar etti bu konuyu gündeme getirmemi. Üniversite işsizlikle alakalı yine. İşte üniversiteli genç işsizler oranında da ciddi derecede artış var. Bu anlamda üniversiteli gençlere bakanımızın tavsiyesi ne oldu? Bir rekabet çağındayız. Yani herkes koşuyor. Maratonda birinci olabilmek için diğerinden bir adım daha önde bitiş çizgisine gelebilmek lazım. Herkes uçak üretiyor. Senin uçağın diğerinden daha hızlı gitmesi lazım. Herkes otomobil üretiyor. Senin otomobilin diğerinden daha güzel, daha ekonomik olması lazım. Daha süratli olması lazım. Daha dayanıklı olması. Yani rekabetçi olmak lazım. Allah için işte öğretmen atanması bekleyen kardeşlerim var. Ama yani onlar biliyorsunuz öğretmen alacağı kadronun 3 katı kadar arasından mülakata çağırıyor. Dolayısıyla biz bir adalet dersine bir öğretmen alacaktık. 3 kişiyi çağırdık. 1 kişi alacağım için. Evet. Bunların şeyi KPSS notu 93, 92, 91'di. Dolayısıyla buradaki o 91, ben bazen öyle söyledim. Ben bu 91'i aldığımda haksızlık mı yapmış oluyorum Allah için? Haksızlık olur. Yok, değildir yani. Sonuçta bunların her birisi. Maratonda biliyorsunuz aşama aşama. Ya 93 puan alan daha çok puan almış. Aldı ama birisinin beden dilini kullanabilmesi ile diğeriyle aynı mıdır? Değil, birinin muhakkak ikna kabiliyeti diğeriyle aynı mıdır yani? Değildir. Dolayısıyla öğrencilerimize bir şey anlatacak. Anlamak başka bir şey. Anladığını anlatmak farklı bir şey. Ben İsveç'te yüksek lisans yaptım. Burmalı bir arkadaşım vardı. Yazılı da İngilizceye girer. Hep 100 alırdı. Ama İngilizce konuşamazdı biliyor musunuz? Yazmak farklı bir şey. Konuşmak farklı bir şey. Dolayısıyla siz sınava girerekten aldığı notla öğretmeni atarsanız bence bu evlatlarımıza haksızlık etmiş olursunuz. Ama şunu denilsin, ben de buna razıyım, uygundur, her yerde söylüyorum. Bu mülakatın haklı olabildiğini gösterince kamera konulsun, kameraya çekilsin. Dolayısıyla kim ikna edebiliyor, kim özgüveni var, oradaki davranışı nasıl? İşte benim zamanımda oldu, reis diye sormuşlar da, reis kimdir, tanıyor musun işte, Pir reis olabilir, Hızır Ali reis olabilir, Turgut reis olabilir de, bizim Tayyip Bey'e sanki ima eder gibi soruldu. Böyle bir soru yoktu da, yoktu evet. Yani. Onlar böyle söylediler yani, olabilir. O zaman şunu söyledim, böyle bir soru şeyimizde, havuzumuzda yok. Velev ki böyle bir soru soruldu, öğretmen buna kızacak mı? Ben bu soruya cevap vermiyorum mu diyecek yani. Öğrenciniz işte sınıfta 20 tane öğrenciniz var. Her soruyu sizin istediğiniz gibi mi soracak? Her soruyu sizin beğendiğiniz gibi mi soracak? Öğrencinin her türlü soru sorabilir mi? Ona da her en uygun şekilde cevap verebilmek öğretmen olmanın gereği değil midir? Doğru. Dolayısıyla da adaletli bir mülakat gerekli ama kamera konusun. Kim daha beden dilini kullanabiliyor, kim daha kendisini ifade edebiliyor, kim daha iyi ikna edebiliyor, kim daha teknolojiyi kullanabiliyor. Bunların yapılırsa inşallah çok daha iyi olur. Buradan şuna geliyorum, rekabetçi olacağız dedik ya, diğerinden daha fazla puan almak, diğerinden fazla daha çalışabilmek lazım. Herhalde yani 3-4 tane dili olan, mükemmel bir İngilizcesi olan herhalde işe girer diyorum yani. İşsiz kalmaz. İşsiz kalmaz. Ama yani ne iş yaparsın dediğinde, ya genelde de o yani ne iş olsa yaparım diyenlerden. Ama gidin organize sanayinde şimdi ise bile belli dönemlerde belli konularda uzmanlaşmış usta elemanlar arıyorlar. İşte inşallah önümüzdeki dönemde, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığımızın gayreti çalışması da bu yönde. Meslek eğitimi memleket meselesidir diyerek de meslek eğitimine büyük bir onay veriyor. Ziya Selçuk Bakanımız da hatta benim dönemde meslek lisesini tercih oranı %40'lar civarındaydı. Geçen gün bir açıklamasında %75 tercihte ulaştık meslek dedi. Bu çok güzel bir şey. Türkiye'nin geleceğinin aydın olacağını gösterecek. Dolayısıyla Türkiye'de alacak üniversite mezunlarına ne yapacağız? Çalışacağız. Kendimizi yetiştireceğiz. En iyi yetiştirme zaman ne zamandır? Okul dönemidir. Oldu mu? Okuldan mezun olduktan sonra zor oluyor ama üniversitedeyken, lisedeyken, ortaokuldayken kendinizi yetiştirebilmek mümkün. İnşallah yetiştirirseniz çağın
gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımlara sahip olduktan sonra inşallah yapamayacaklar hiçbir şey yoktur. Tutulman, yerel gündemle ilgili son sorularımızı sonra buyurun. Ulusal gündeme doğru döneceğiz. Geçtiğimiz günlerde yine bir büyüklerimizle birlikte, meslek büyüklerimizle birlikte konuşurken işte 80'lerden bu yana Sivas'ta kaç tane Sivaslı bakan var diye konuştuk. Yaklaşık 9 kişiyi de saydık. Bu 9 bakan arasında Sivas'a neler yapıldı, neler yapılmadı tartışması içerisine girdik. Bu anlamda işte 9. bakan, en son Milli Eğitim Bakanlığı görevini siz yürüttünüz. İçiniz ferah mı efendim? Bakanlığınız döneminde Sivas'ta ben elimden gelen her şeyi yaptım diyebiliyor musunuz? Hiç şüpheniz olmasın. Yani bunu herkes de görüyor. Sivas'ın ihtiyacı olandan çok daha fazla yapıldı. Bunu çok net söyleyeyim oldu mu? Akıncılara gidin, sorun. Bir gün bir okul ihtiyacı yoktur Akıncılara. Şimdi geldim de gidin sorun. Gidin Gölova'ya sorun, okul ihtiyacı yoktur. Gidin Yıldızeli'ne sorun, okul ihtiyacı yoktur. Gidin Suşehir'ine sorun, okul ihtiyacı yoktur. Sivas'a sorun, ya okul ihtiyacı yoktur. Daha yapılan okullarımız var. Bu anlamda yok. Sivas hakikaten eğitim anlamına baktığımız zaman tekli eğitim sistemine geçen dolayısıyla şehirlerden biri. Eğitimde yani hemen hemen her ilçemizde bir öğretmen evinde biraz önce saydım da. Doğanşehir'de de var, Gölova'da da var, Akıncılar'da da var, işte Koyulhisar'da da var, Suşehir'inde de var. Dolayısıyla yani yapılmadık hiçbir şey yok değil mi? Halk eğitim merkezleri yapılanlar da var. Yaptık. Milli Savunma Bakanlığı'ndayken Allah için savunma sanayini Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz belli. Ama bir yeni bir ordu evi yapabilmek, ordu evi bu merkezden çıkartabilmek kolay değil. Kolay değil. Eğer Savunma Bakanlığı Sivaslı olmasaydı, hatta Kayserili veya bir başka yer olsaydı, gene onay çıkmazdı ona. Mümkün değildi. Sadece o da yapılmadı. Birçok silahlı kuvvetlerine bu Paşabahçe'ye giden yoldaki arazinin bir kısmı, arazinin içinden geçildi. Eskiden geçemezsiniz hiç öyle demeyin. Yine tüneli geçerken silahlı kuvvetlerin... Bir önceki dönem bayağı bekledi o yol. Öyle silahlı kuvvetlerin altından geçildi. Yine depolar bölümünde 180 dönüm yeri, hatta o zaman 180 dönüm bir arazi aldık depodan. Dolayısıyla da bizim şu anda haralar biliyorsunuz değil mi? Evet. Havalanma döndüğümüz yerde. Bu haralar özelleştirme... Çalışmalar devam ediyor. Gezdik çok güzel. Olacak mükemmel şimdi. Bir şey. Sivas'a ayrı bir değer katıyor. Ama orası neredeydi biliyor musun? Özelleştirme idaresine. Ne yapacak? Özelleştirmeyi satacak. Satıp ne yapacak? Para alacak ki işte kasasına bir şey koya. Yani Sivas'taki bu şey. Çünkü karşılığında özelleştirme kapsamına. Biz ne yaptık onu? İl özel idaresine aldık. Evet. Eski stat, işte bak yeni bir stat yapıldı. Eski stat Tokin'in, doğru mu? Doğru. Millet Bahçesi şimdi oldu. Millet Bahçesi yine Sivas'a dediği gibi. Numune Hastanesi yeri. Numune Hastanesi'nin yeri bak. Yine Allah nasip ederse Numune Hastanesi'nin yerinde ikinci bir Millet Bahçesi olarak kazandıracağız. Dolayısıyla biz bizim dönemde, bu Aselsan'ı da söylemiyorum da, bizim dönemimizde ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yaptık. Burada biraz önceki saydıklarımdan tek bir tanesi bile olsa, bak et balık kurumunu, kış turizmini, bu dediği gibi yapılan kamu binalarının hiçbirisinde hiçbirini saymıyoruz. Oldum. Teşkilat olarak, teşkilat işçi bir soru soracağız. Tabii teşkilat değişime gidiyor yavaş yavaş. Sivas'ta da Merkez İlçe Başkanlığı görevini genç bir isim verildi. Muhammed Burak Kuruçay'a verildi. Devamında Sivas Belediye seçimleri öncesinde ve sonrasında yine bir genç isim Ahmet Duman Sivas Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti yavaş yavaş gençleşiyor mu? Bu anlamda gençlerin önünü açıyor tabii ama neler söyleyeceksiniz bu gençleşiyor, konuda? Gençleşiyor, doğrudur. Tecrübeyle gençliği bir arada götürebilmek lazım. Türkiye'nin ancak nüfusunun da yarıdan fazlasını 30'dan aldığını da unutmamak lazım. Gelecek seçimde ilave ilk defa oy kullanacak 4-5 milyon genç olacak. Dolayısıyla Türkiye gençleşirken siz onların içinden gelen birileriyle bu partiyi yönetebilmeniz lazım ki onlarla aynı frekansı yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla AK Parti Türkiye'deki diğer partilere kıyasla bu değişimi dönüşümü diğerlerinden daha önce görüp değişimi yönetebilen, hızlı hareket eden, değişime yöneten bir parti. Allah nasip ederse hem Burak kardeşimle de tabii hem de Hilmi başkanımızla da hem de güveniyoruz. Hem de valimize de güveniyoruz. Çok güzel bir uyum var. Hakan başkanımıza sonsuz güveniyoruz oldu mu? Dolayısıyla inşallah biz bir aileyiz. Gayemiz ilimize hizmet etmek. Bir vekaletini aldık. Hakan başkanım bir vekalet, Hilmi Bey bir vekalet, İsmet Yılmaz bir vekalet, diğer milletvekili arkadaşlarım. Aldığımız bu vekaletin hakkını vermek istiyoruz. Ama bu yapılanlara baktığımızda Allah için biz bu vekaletten yüz akıyla çıktığımızı düşünüyoruz. Oldu mu? Bizden önceki dönemlere bakın.
Onlardan bugüne kalan eserlere bakın. Bir de bizim dönemimizden yarına kalacak eserlere bakın. O zaman dersiniz ya Allah razı olsun. Doğru bir tercihte bulunmuşuz der. Sivaslı bugüne kadar çok doğru bir tercihte bulundu. Biz bundan sonra dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Müteşekkiriz. Bundan sonra inşallah Hakan Başkanımızla, Burak Başkanımızla, Merkez İlçe'yle ve Hilmi Başkanımızla birlikte Sivaslı'nın hak ettiği hizmetlerin en iyi şekilde sunmak için gece gündüz çalışacağız. Evet, böylelikle Sivas gündemini biraz noktalayalım istiyorum. Ulusal gündeme, Türkiye gündemine dönelim. Şimdi İsrail-Libya anlaşması, diplomatik hamlesiyle ilgili konuşacağız. Onun öncesinde son dakika gelişmesi olduğu için söylüyorum. İsrail diplomattan Türkiye uyarısı geldi. İsrail'in eski Atom Enerji Komisyonu Direktörü Çerov, İsrail hükümetini uyarmış. Türkiye'nin İsrail'in denize erişimini engelleyebileceğini ileri sürmüş. Türkiye'nin bölgeden geçen bir gemiyi alıkoyma ve soruşturma etkisinin artık işte Libya ile anlaşmasıyla birlikte olduğunu söylemiş. Diğer yandan İtalya Başbakanı Conte, Erdoğan askeri müdahale için Libya'ya asker gönderilmesi için uyarıda bulunmuş. Dengeleri karıştırabilir demiş. Yine tezkere ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi 49 milletvekilleriyle yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın olumlu oy kullanacağız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için destek olmayacaklarını söylemiş mecliste. Tabii 2 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulacak tezkere. Libya'ya Türk askerinin gönderilmesine ilişkin sizin yorumunuz ne bu konuda? Öncelikle Türkiye kendi hak ve menfaatini korumak için Akdeniz'deki kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgeyi belirlemek için Libya ile bir anlaşma yaptı. Uluslararası Deniz Anlaşması'na göre komşu ülkeler iki ülkenin de menfaati dikkate alaraktan bu anlaşmaları yapabilirler. Uluslararası hukuka uygun. Uluslararası hukuka uygun olduğu için de yapılan bu anlaşma Birleşmiş Milletler'e tescil ettirildi. Biz evet. Libya ile anlaştık buna. Dolayısıyla Türkiye ile Libya arasında denizden bir bağ oluştu. Biz şunu söylüyoruz hep. Yıllardan beri denizler ülkeleri ayırmaz. Denizler ülkeleri bağlar. Dolayısıyla bu münhasır ekonomik bölge de Libya ile Türkiye'nin bağladığını, denizi, Akdeniz'in bağladığını görmüş olduk. Fark nereden geliyor onu söyleyeyim. Biz diyoruz ki kıta sahanlığı dönüyor. İsmi bu İngilizcesi continental shelf. Continent kıta, shelf kıtanın uzantısı, kıtanın devamı anlamında. Biz diyoruz ki kıta sahanlığı hakkına münhasır ekonomik bölgede kıtalar sahip. Yunanistan ise Ege'de adaları olmasından dolayı adaların kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Evet. Siz eğer ki iki kıta arasında ortay hat deniyor. Orta çizgi gibi anlanan ortay hatla ülkeler paylaşıyor denizi. Yunanistan diyor ki hayır kıtayı alma. Kıta nedir? Kendisinin bulunduğu kıta Avrupa kıtası. Biz işte Anadolu bölümünde Asya kıtası. Dolayısıyla biz diyoruz ki kıtalar arasında Avrupa kıtasıyla Afrika kıtası arasında Asya kıtasıyla Afrika kıtası arasında ortay hattı esas alırsak adalara da kendi kara suları kadar bir alan vererekten bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılabilir diye deniz hukuku sözleşmesi bunu söyler. Uluslararası mahkemeler de vardır. Libya bizimle böyle bir anlaşmayı yaparaktan 16 bin kilometre kare deniz alanını kazanmış oldu. Dolayısıyla bu hükümet aynı zamanda Türkiye'nin tezini güçlendirdi ama kendi ülkesinin halklarının menfaatini de korumuş oldu. Evet. Birinci cümle bu. Dolayısıyla da kıta sahanlığı üzerinde sizin hakkınız varsa Türkiye'nin bu bölgede barış istiyor. Türkiye bu bölgede huzur istiyor. Türkiye bu bölgede kendi haklarına bir başka ülkenin müdahale etmesini istemiyor. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, denizinde de gözümüz yok. Dolayısıyla da kendi münhasır ekonomik bölgemizde bu münhasır ekonomik işte sondaj yapma, araştırma yapma, üzerinden uçup geçme hakkımız var. Diğerlerinin de barışçıl olarak bizden izin almakla birlikte geçme hakkı var yani. Dolayısıyla Türkiye ile kavga etmek istemeyen için bu denizi, Akdeniz'i barış denizi haline getirebiliriz diyoruz. Biz barış istiyoruz, biz huzur istiyoruz. Biz bu milletin, bu aziz milletin mavi vatanda herhangi bir hakkının kaybolmamasını istiyoruz. Yaptığımız şey bu. Tabii gönül arz ederdi ki buna benzer bir anlaşmayı Mısır'la da yapalım. Mısır bizimle değil, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle bir anlaşma yaptığı için daha önce yaklaşık yine 11 bin kilometre kare gibi bir alanı kaybetti. O zaman Sisi savunma bakanıydı. Ben de savunma bakanı olduğumda Sayın Sisi'ye bu konuyu açıkladım. Bakın bizden kıtaların
Adaların kıta sahanlığı olmaz, karasuları vardır. Dolayısıyla siz onlarla bir kıta sahanlığı sözleşmesi yaptınız. Bu sözleşmeyi yaparak da Mısır'ın 11 bin kilometre kare bir deniz alanını kaybettiniz. Oysa sizin bizimle yapmanız, İsmet Bey bunun üzerine çalışalım dediğini biliyorum. Çalışsaydık Mısır da bunu kaybetmeyecekti. Dolayısıyla bizim taleplerimiz veya bizim bu sözleşmeyle yerine getirdiğimiz hususlar uluslararası hukuka uygun. Bir, deniz alanlarının paylaşımına ilişkin sözleşme mecliste kabul ettik. Birleşmiş Milletler'e bildirdik. İki, güvenlikle ilgili anlaşma yaptık. Nedir bu güvenlikle ilgili? Türkiye bilgi tecrübelerini, eğitim konusundaki tecrübelerini, lojistik konusundaki tecrübelerini Libya'ya aktaracak denizdeki insan kaçakçılığına, kanunsuz göçe ve terörle mücadelede ortak harekat etme doğrultusunda bir güvenlik anlaşmasını o da mecliste kabul ettik. O da geçti. Şimdi ola ki Libya hükümeti bunun ötesine geçen bir talep olursa, bizden talepte bulunursa, daha şey gelmedi, tezkere gelmedi evet. meclise ama önümüzdeki hafta sunulacak. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi de 2 Ocak'ta da biri meclise tatil gelecek. Olur muhtemelen dediği gibi. 2 evet. Ocak'ta da meclis gündemine gelecek. O tezkerenin içeriğinde görecek. Ama Libya hükümeti dostumuz mu? Dostumuz, kardeşimiz mi? Kardeşimiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla, o zaman başbakanımızdı. Ben savunma bakanıydım. Sayın Davutoğlu da dışişleri bakanıydı. Misurata da miting yaptık. Bingazi'de gece yürümüşte miting yaptık. Trablus'ta hem cuma namazını kıldık hem miting yaptık. O insanların birçoğu kendi Türk kökenli olduklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, oraya da Osmanlı'nın bir toprak parçasıydı. O dönemden doğru vatanı savunmak için gitti. Osmanlı ordu gönderemiyor ama ordu mensuplarını göndererekten yerel güçleri teşkilatlandıraraktan İtalyan işgaline karşı koymak istiyorlar. Bu ayrı bir nokta ama orada yaşayan insanlar bizim akrabalarımız, din kardeşimizin dışında bir şey, hele Misurata'da bu diğerlerinden daha fazla Türk kökenli olanlar deniyordu. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimiz zor günlerde bizden bir yardım isterlerse tezkerede belirtilen çerçeve doğrultusunda bu yardımı isteyene kapıyı açmak en doğru şeydir. Türk milletine de yani yardım etmek, yardım isteyene yardım etmek. İnsanların gereğidir. Evet, bizim hasletlerimizdedir millet olaraktan. İnşallah evet. tezkere çerçevesinde bunun gereğini Sayın yerine getiririz diye Libya halkının bölünmesine katkı vermek doğru değildir açıklaması. Doğru değil ki. Biz teröristin yanında olmuyoruz. Biz gayrimeşru bir iktidarın yanında olmuyoruz. Uluslararası Birleşmiş Milletlerce tanınmış bir Hı-hı. hükümetin çağrısına. Bugün biliyorsunuz Rusya'da Suriye'de Rusya var değil mi? Rusya diyor ki ben Suriye'deyim ama beni hükümet çağırdı. Dolayısıyla resmi hükümet, uluslararası tanınırlığı olan bir hükümetin çağrılması o ülkenin, o ülkede olmasının yasal dayanağını teşkil ediyor. Şimdi meşru hükümet var mı? Var. Birleşmiş Milletler tanıyor mu? Tanıyor. Avrupa tanıyor mu? Tanıyor. Tanıyor da bu arada işte Hafter'i de destekliyor. Ama bu hukuku olan devleti ortadan kaldırmaz. Aynen Doğru. YPG var ya. YPG terörist mi? Terörist. Doğru. Bize göre terör örgütü. Bazı ülkeler destek veriyor değil mi? İşte Fransa şey etmiyor. NATO'da da konuşuldu ya. YPG'nin terörist mi değil mi olduğu konusunda üyelerimiz arasında ihtilaf var. Ortak bir mutabakat yok diye NATO Genel Sekreteri açık etti. Bir başka ülkenin bir terörist ülkeye destek vermiş olması onun terör örgütü olduğu gerçeğini ortadan çıkarmaz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu demek istiyor. Ya burada bir terör şey var. Gayrimeşru bir yapı var. Çünkü Birleşmiş Milletler tanımıyor. Ancak bazı ülkeler destek veriyor. Ya ona itibar et. Onlarla bunun arasına gir. Bu aynı şu demektir. YPG'ye de işte batılı ülkelere destek veriyor. Ona da itibar et. Türkiye'nin seyirci kalmasını istiyorlar. Hiçbir şeye karışmayalım demek. Türkiye seyirci kalsın demektir. Bir bu dönem Suriye'de istenilen gibi aslında. Çok doğru. Yani Allah için. Sen karışma, sessiz ol. Çekil kenara. Biz Suriye'de bir şey yapmadık biliyor musun Sait Bey? Suriye'de inan bir şey yapmadık. Çok net olarak söylüyorum yani. Yani Suriye olayının çıktığı andan... Evet. İşte 2018 yılı Temmuz ayına kadar evet yani şey bakan olarak da o kabinede görev almış bir kimse olarak söylüyorum. Libya karıştı. Biz mi karıştırdık? Hayır. Yok. Yemen karıştı. Biz mi karıştırdık? Irak karıştı. Biz mi karıştırdık? Hayır. Suriye'yi de biz karıştırmadık. Herkes sanıyor ki biz karıştırdık. Hayır. Zaten karışacaktı. Yani bizim dışımızdaki güçler karıştırıyorlar. Yemen'i karıştırdığı gibi, Irak'ı karıştırdığı gibi, Libya'yı karıştırdığı gibi. Biz ne yaptık? Tek yaptığımız şey bu. Evi yanan Suriyelileri, bomba altında kalan kimyasal silahla saldırılan Suriyelilere kapılarımızı açtık.
Bir günde 200 bin insanın geldiğini gördük. Bakanlar Kurulu'ndaydım da. Evet. Otururken biz bu insanları aldık. Allah için tek yaptığımız şey bu. Şimdi bunlar diyor ki almayaydınız. Almamak demek kimyasal silahların altında bu insanların biz aynısını Halepçe'de de yaptık. Halepçe'de evet, Saddam Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullanırken biz kapılarımızı açtık. Allah için ateş bir kimsenin komşun. Bu komşun devletler de komşu, insanlar komşu gibi. Evi yanıyor. Koşmuş gelmiş senin bahçene geçmek istiyor. İki alternatif var. Ya kapıyı kapatırsın ya kapıyı açarsın. İnsan olan hangisi yakışır? Kapıyı açmak. O kadar. Ve diyorum ki bu Suriyeliler sıradan da bir kimse değil. Nereden sıradan bir kimse değil? Gidin Çanakkale'yi görün de bunların sıradan olup olmadığı gün. Çanakkale'de payitaht düşmesin diye orada şehit olanlar, bu gelenlerin dedeleri. Bakın orada şehit olanlar arasında mezar taşında yazar. Halep'ten gelenler, Selahattin'den gelenler, Erbil'den gelenler, Şam'dan gelenler, Kudüs'ten gelenler, yine Balkanlardan, İşkotra'dan gelenler, Üsküp'ten gelenler. Hı. Bu vatan için dedelerini şehit verenlerin torunlarına bizim bir vefa borcumuz vardı. Biz bunun gereğini yerine getirdik. İnsan olmanın gereği de budur. Yüzümüz ak. Hamdolsun efendim. Baktığımız zaman tabii Suriye ile ilgili konuşalım isterseniz. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlar da var. Baktığımız zaman sınır güvenliği açısından Zeytin Dalı Harekatı var. Fırat Kalkanı, özür dilerim, Barış Pınar Harekatı var devamında ise. Burada aslında Türkiye her türlü engellemelere rağmen istediği sonucu elde etti mi? Bunu merak ediyoruz. Diğer yandan yine Suriye ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamada Esad'la niye görüşmüyorlar çıkışı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Zeytin Dalı'yla, Fırat Kalkanı'yla ve Barış Pınarı'yla istediği amaca ulaştı mı? Ulaştı. Daha beklentimiz var mı? Var. Ama ben şunu söyleyeyim. Savunma Bakanı iken ben kilise gittim. Sait Bey hatırlar mısınız bilmiyorum ama iki durmadan füze atılıyordu. Evet. Füze atıldığı durumda insanlar ya devletimiz nerede? Yani iki alternatif. Ya kilisi boşaltacaksınız ya Suriye'ye gireceksiniz. Bu şeylerin, füzelerin menzili var 40 kilometre. Ruslardan alınmış evet. Bir füze. Onlar işte 8 kilometre biraz geliştirilmiş 40 kilometre. İki alternatif. Eğer hiç seyredelim derseniz bunlar bu füzeyi atacaklar teröristler. Sizin kilisi boşaltıp sınır ilçelerinizi yani kendi ülkemizi boşaltmamız, evet, kendi yani, şehrimizi boşaltmamız gerekiyor. Aynen seyredelim demek bunu demek. Biz bunu tercih etmedik. Ülkemin güvenliği sınırlarımın ötesinde başlar. Bu sadece bizim söylediğimiz değil. Amerika bugün Irak'ta niçin var? Ben önleyici teröre karşı mücadele ediyorum diyor. Amerika bugün Afganistan'da niçin var? 11 Eylül'den sonra ben terörü yuvasında yok etmek için teröre karşı mücadeleyi kendi sahamda, alanında değil, başkasının alanında vermek için gidiyor. Amerika için hak olan, onun bir de uluslararası koalisyonu var. Şu anda Irak'ta sadece Amerika yok, uluslararası koalisyon da var. Yani nedir o? Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var, bak Fransa'da var. Fransa'da diyor ya, Suriye'de de. Onlar Amerika şemsiye ama koalisyon altında bizim askerimiz de var. Alman da orada, Hollandalı da orada, Belçikalı da orada, İngiliz de orada. Ama şemsiye de şey Amerika olduğu için hep ona o çıkıyor. Bunların burada işi var da o Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Allah için burada Fransız, Amerika, Belçika varken onların ne hakkı varsa onlardan çok daha fazla bizim hakkımız var. Mecliste bu güvenlikle ilgili tartışmalar yapılırken CHP milletvekili şunu söyledi. Kardeşim dedi Libya'ya Mısır komşu ya. Mısır'ın hakkı var çünkü açın bakın Mısır komşu. Sen denizdesin güya komşu değil ne hakkın var. Mısır'a, Libya'ya müdahil olmak için komşu olmadan dolayı bir hak görenler Suriye ile Türkiye'nin komşu olduğunu unutuyorlar haritaya bakıp da seyret diyorlar. Eğer siz seyrederseniz ne Mardin'de ne Şanlıurfa'da ne Nusaybin'de ne Kilis'te ne de Hatay'da ne kadar füze düştüğünü bilin. Ne kadar terör örgütünü. Dolayısıyla da Türkiye tek bir vatandaşının burnunun kanamaması için ne gerekiyorsa güvenlik tedbirini hem sınırlarının içerisinde hem de sınırlarının ötesinde alacaktır diye düşünüyorum. Ama şunun altını çiziyorum. Suriye'yi karıştıran biz değiliz. Karışmış bir ülkenin içindeki mazlum insanları almanın dışında bir şey yapmadık. Cümlemiz odur. İstenilen sonucu biz elde ettik mi efendim şu anda? Şu anda kilise füze düşmediğine göre Mardin'de terör örgütünde de hem İçişleri Bakanımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. İDB'de terörle mücadele de var. Eskisine kıyasla dediği gibi terörde herkes de mutabık ki
Dağda gezen terörist sayısı bile herhalde birkaç yüze düştü. Katılımlar azaldı. Diyarbakır evet. anneleri bunun önemli. Eğer siz terörle mücadeleyi sadece ülkenizin değil, ülkenizin biraz ötesinde yapmasaydınız, Diyarbakır anneleri gitti HDP'nin o işte aynı kaynaktan besleniyoruz diyen bir partinin önünde gösteri yapmazlardı, oldu mu? Biz inşallah evet. çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Ülkemizin huzuru için, refahı için, bu coğrafyada barışın tesisi için. Tabii İdlib'de hala devam eden Rusya ve Esad yanlısı güçlerin yapmış olduğu operasyonlar var. Bu kapsamda da 100 bine yakın yerel halk yine Türkiye'ye sığınma talebinde bulunuyor. Hatta daha fazla. Belki daha fazladır evet. Biz 100 binini biliyoruz ama bu konuyu nasıl yorumluyoruz? En son 275 bin. Bir tabii. tampon bölge oluşturulacak mı? Normalde burası güvenli bölge olaraktan hem İran hem Rusya hem de Türkiye ile Soçi mutabakatında bir karara varıldı. Ve bu İdlib'de hem Türkiye'nin gözlem üssü var. Sadece Türkiye'nin değil Rusya'nın gözlem üssü var. Aynı zamanda İran'ın da gözlem üssü var. Dolayısıyla Rusya, İran ve Türkiye bu güvenli bölge oluşması konusunda bir mutabakata vardılar. Peki bu ara sırada mutabakata rağmen niçin bu Rusya'nın saldırısı oluyor? Orada aşırı terör örgütleriyle bağlantısı olan gruplar da var. Dolayısıyla onlar diyorlar ki biz bu terör örgütlerini bombalıyoruz. İyi de yani yukarıdan bombaladığında çocukları, kadınları, masumları da şey diyorsunuz. Eğer bu terörle mücadele yapılacaksa böyle havadan bombalanaraktan, sivil halk bombalanaraktan olmaz. Gelin ortak bir gayret, çaba gösterelim. Bu terörü beraberce önleyelim diyoruz ama onların şimdilik tercihi bu doğrultuna gidiyor. Bu da insani sıkıntılara yol açıyor. Herhalde bu akşam üzere açıklanmıştı. 270 bine yakın insan yerlerinden edildi İdlib'de bu bombalamadan dedi. Bunu da hem Dışişleri Bakanlığımız hem Rusya'ya hem de İran'a o Soçi mutabakatı çerçevesinde tabi terör örgütlerine de bir alan kazandırmadan ortak mücadelenin etkin olarak uygulanmasını talep ediyoruz. S-400 tartışmalarına ne diyorsunuz efendim? Türkiye'nin ihtiyacıdır. Geri adım atacağız mı? Atmayacağız. Yok, hayır, yok, alındı zaten. Alamaz dedilerdi, aldık. Kuramaz dedilerdi, kurduk. Dolayısıyla bundan daha geri adım atışı yok. Niçin yok? Bu bizim ülkemizin güvenliği için şart. Hatta bunu çok net söylüyorum. Tek bir tane S-400'de şu anda herhalde iki batarya geldi. İki batarya değil, bunu bir daha fazla artırmak gerekli. Biz NATO'da Beşer Esad'ın kimyasal füzeleri var. Kendi halkına karşı da kullandı ama ola ki Türkiye'ye karşı da kullanabilir mi diye NATO'ya çağrıda bulunduk. Dedi ki Türkiye'nin hava savunma sisteminin ne güçlendirilmesine ihtiyacı var. NATO'dan destek istiyoruz diye. NATO evet doğrudur. Türkiye'nin bu çağrısı, NATO'nun bir ordusu yok, oldu mu? NATO'nun elinde herhangi bir güç de yok. NATO'nun üyelerinin gücü var. NATO'nun üyelerinin ordusu var. O zaman karar alıyor. Türkiye'nin bu talebini haklı görüyoruz. Dolayısıyla üyelerimizi Türkiye'ye destek vermeye çağırıyoruz demişti. O zaman Patriot füzeleri geldi. Nereden geldi? Bir Amerika'dan geldi, Antep'e kuruldu. Bir Hollanda'dan geldi, Adana'ya kuruldu. Bir Almanya'dan geldi, Kahramanmaraş'a kuruldu. Niçin? O NATO bu çağrıyı yaptıktan sonra Almanya'dan, Hollanda'dan ve Amerika'dan yetkililer geldi. Suriye'den gelen bir füzenin en çok nereye isabet etme ihtimali olar, ölçebilir. Bunlar 40 kilometre öteden görüyor, bir başka yere değil. Allah göstermesin, füzeyi diyelim ki Maraş'a kurduk. Maraş'a gelen füzeyi 40 kilometre kalan bulur, imha eder. Ama o füze Maraş'a değil 400 de. 400 kilometre kala görüp 40 kilometre kara evet, imha ediyor. Hatta 1200 kilometre öteden takip ediyor. Evet. 1200'de takip etme, 600'de görme ama 40 kilometre yaklaşma, yok etme, imha etme aşaması. Evet. Ama dediğim gibi Maraş'a değil de o risk hesaplan. Kazara Ankara'ya atsa bir bunu önleyecek sistemin var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla da yetmiyor yani. Daha fazla Türkiye'nin alabilmesi lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İnsanlığın güvenliği için. Türkiye bunu gerektirdi. Bundan dolayıdır ki daha ihtiyacımız olduğu aşikar. Türkiye ileride bunu kendisi üretecektir. Hatta ben Savunma Bakanlığım dönemde arkadaşlar şunu söyledim. İşte Çin'le görüşme yapıyoruz. Rusların talebi var. Patriot Amerikalıların talebi var. İtalya ile Fransa'nın ortak bir Eurosam denen bir projesi var. Dolayısıyla da Türkiye buna katılsın ama henüz daha Ar-Ge aşamasında, ortaya çıkmış da güvenilir bir sistem de yok. Dolayısıyla da uzun dönemli bir işbirliği gerektiriyor. Ama bizim acil ihtiyacımız var. O halde o zaman hatta şey vardı, S-300 Plus'tı. S-400 bile yoktu. S-400 yeni bir şey. Şimdi S-500'e gidiyor yani. Yani yeni versiyonlarıyla daha gelişmiş model oluyor. Türkiye'nin de ihtiyacı var.
Patriot'ta alabiliriz. Çünkü dediği gibi aldığımız yerler sonuçta bir şehri koruyacak. İstanbul'a böyle bir şey, milli gelirin 1/3'ünü tek başına üreten bir il. Mutlaka bu sistemin kurulması lazım. Ankara milli gelirin yaklaşık %10'unu üretiyor, kurulması lazım. Öyle meclis işte kritik noktaları da mutlaka korumak lazım. Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine ihtiyacı var. Bunlara S-400 alaraktan bu ihtiyacını kısmen giderdi. Biz söyledik Türkiye'de yapalım. Nasıl ki yerli otomobili yaptığımız gibi. Onu da dedik ki efendim biz yaparız. Asesanımız çok güçlü oldu mu? Roketsanımız çünkü radar sistemi var, roket sistemi var. İşte imha etme. Asesanımız çok güçlü, roketsanımız çok güçlü. İşte yazılım firmalarımız var. Ayadaş falan diğerleri gibi. Hepsi güçlü. Ortak milli gücü bir araya getiririz ama efendim 2030'da bunu dedi. Yani uzun zaman alıyor. Onu demek istiyorum. Anladım. Yapabiliriz uzun. Dolayısıyla kısa dönem, o dönemine kadar geçiş döneminde bizim S-400'de alırız, Patriot'da alırız. İnşallah 2030 geldikten sonra kendi hava savunma sistemimizi alçak irtifa yaptık. Orta irtifa üzerinde çalışıyor ama önümüzdeki yıl herhalde envantere girer. O uzun mesafeli. Teknik bilgiler bunlar. Evet, uzun mesafeli olanı da inşallah 2030 yılına kadar Türkiye'de yaparız. Tabii rejilerinde uyarıyorlar efendim. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Birçok sorumuz var. Onun öncesinde tabii Türkiye yıllardır PKK ile mücadele ediyor. 2016 yılından beri de hain FETÖ kalkışmasıyla, FETÖ örgütüyle mücadele ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman siyasi ayağa dokunulmadığı gibi bir algı var halk arasında. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bizim içimizde biliyorsun Hakan Şükür vardı, milletvekili. Evet. Bizden ayrıldı gitti. Bizim içimizde İlhan Bey vardı. Öyle tanırım kendisini de. İzmir milletvekilimizde. Hatta mahkum da içeri doldu. Birçokları da kaçtı. Sadece sizin için söylemiyoruz. Yok, sadece AK Parti için söylemiyoruz. Aynen öyle. Ama bütün siyasi partiler için söylüyoruz. Tabii hiç şüpheniz olmaz. Bir husus var. Biz bu grupla AK Parti olarak gerçekten bunlar Türkiye'nin eğitimiyle ilgileniyorlar. Ya bunlar işte nedir o Türkiye'ye katkıda bulunuyor denildiğinde tamam ya sağ olun teşekkür ederim. Türkçe olimpiyatlarında işte gibi ya Türk dilinin dünyada tanıtımını yapıyor anlamında. Biz ta ki ne zamana kadar bunların bir terörist yani hukuk dışına çıkana kadar bunları diğer sivil toplum kuruluşlarıyla aynı gördük. Ancak ne zaman ki hukuku ihlal ettiler 17-25 MİT müsteşarının çağrılması 17-25 Aralık'tan MİT müsteşarının çağrılması, dinlemelerin çıkması, MHP'ye kaset, CHP'ye kaset çünkü parti dizaynları da varmış. Dolayısıyla bunlar ortaya çıktıktan sonra hukuka aykırı bir oluşum. Biz bunlar arkasından çekildik. Biz çekildikten sonra diğerleri bunun yanına geldiler. Aynen Esad halkının yanındayken biz Esad'la işbirliğindeydik. Esad halkına saldırdığı meşruiyetini kaybetti. Biz o zaman Esad'ın yanında çekildik. Diyorlar ya Esad'a dün kardeşim diyordun, bugün niye böyle diyorsun? İyi de halkıyla dostken, halkına kimyasal silahla saldırmadığı zaman evet işbirliğindeydik, halkına saldırınca çekildik. Bunlar eğitimle uğraşırken, hukuku ihlal etmediği zamanla diğer sivil toplum kuruluşlarına baktığımız gibi bakıyorduk. Ama hukuku ihlal ettiklerinde o zaman diğer sivil toplum kuruluşlarına baktığımız gibi yapmadık. Ne yaptık? Bankalarını kapattık, yasa çıkarttık bunlarla ilgili. Bu muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Hakimleri işte HSYK'yı ele geçirmişler, hakimlerini atıyorlar. Biz bunları yargıdan tasfiye edelim. Yasa çıkardık. Muhalefet Partisi bu çıkardığımız yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Hangi konuda bu FETÖ'ye karşı mücadele vermişsek bu çıkan yasaların tedbirlerin önlenilmesi için muhalefet bir gayrette. Şu anki söylemleri de FETÖ hangi söylemi yapıyorsa, kullanıyorsa bugün muhalefet partileri de onu kullan. Yine eski bir savunma bakanı olaraktan darbe günü de bir bakan olarak eğitim bakanıydım. Olaraktan darbenin arkasında toplanan bakanlar kurulunda da hem Milli Güvenlik Kurulu'nda da darbe olmadan önce PKK'nın saldırılarını durdurduğunu konuşmaları da tespit etti ondan. FETÖ darbesinden dolayı. Dolayısıyla bunlar arasında işbirliği de var. Daha özü nedir? Bunlar proje terör örgütleri. Daha özü bunların hepsinin arkasında aynı patron var. Aynı kuklalara hareket ettiren var. Bazen PKK'yı kullanıyor, bazen YPG'yi kullanıyor, bazen FETÖ'yü kullanıyor, bazen DHKPC'ye uyuyor. Amaç nedir? Bu ülke kalkınmasın, bu ülke gelişmesin, bu ülke bu mazlum coğrafyanın ülkelerine, halklarına rol model olmasın, öncülük etmesin. Niçin öncülük etmesin? Öncülük ederse kendi menfaatlerinin kaybolacağını, zarara uğrayacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin engellenemeyeceğini düşünüyorlar. Ama işte kim ne söylerse söylesin inşallah güneş yine doğacak diyor. Yani yargı bu konuda üstüne düşen görevi üstüne düşeni yapar, tamamıyla yapıyor. Üstüne düşeni yapar ama şu çok gerçek. Genelde siyasi ayağa çıkmadığında sanki AK Parti. Allah için. Sadece AK Parti'ye yani, sormaz. Şunu çok net söylüyorum da bunlar
Darbeyi bize karşı yaptılar. AK Parti hükümetine karşı yaptılar. Doğru mu? Doğru. Niçin? Cumhurbaşkanımızı da öldürmek istediler biliyorsunuz. Evet. Başbakanımızı yakalamak istediler dediği gibi. Her bir bakanımız da yani belli bakan gözaltına alacaklar hepimizi dediği gibi. Dolayısıyla bu terör örgütünün mücadele ettiği, ele geçirmek istediği hedefler biziz. Ve bilhassa da öldürmek istediği Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde en kendilerine muhalif olan biziz. Bizim siyasi ayağının bizim içimizde olabilmesi mümkün değil. Kimin içinde olabilir? Tankların arasından çıkıp da rahatça gidenlerden. Darbeyi yapanlar bazı parti merkezlerini aradılar. Bu darbe aynen genelde söylenen NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız dediğin gibi. Bu darbeden size bir zarar gelmeyecek. Dolayısıyla da siz farklı bir anlamayın diyerekten darbecilerin bazı parti genel merkezlerini aradılar. Onlardan aramak lazım oldu. Evet. Kanal İstanbul tartışmalarına girecek misiniz efendim? Gerekli mi gereksiz mi tartışmaları var? Efendim yani çok iyi biliyorum. Yani eski bir denizcilik müsteşarı olarak da biliyorum. Evet. Oradaki problem şu. Bazıları çok net. Allah göstermesin. Boğaz'dan geçen bir tanker. Bu LPG de olabilir. Diğer bir patlasa her ne kadar Independenta 1980'li yıllarda bir patladı. Orada insanlar öldü. İstanbul yıllardır o yangın devam etti. Öyle aylardır devam etti. Ve hava kirliliğine maruz kaldı ama daha bir oradan geçenler tanker patladığında çok büyük bir risk oluşturma ihtimali var. Bu riski ortadan kaldırmak lazım. Bu riski kaldırmanın yolu da aradaki fark nedir? Boğaz çok zikzaklı bir yoldur. Seyir trafiğinde yani aynen bizim nedir o Taşlı Dere'miz var ya. Evet. Taşlı Dere'nin yoluyla düzü. Dolayısıyla da burası Boğaz kıvrımlı. Kimi yerde 90 derece açıyla gidiyorsunuz. Gemiyi kontrol edemezsiniz. Büyük tankerlerin kaza yapma ihtimali var. Kazalar da yaşandı. Ha diğeri ise böyle dümdüz geçecek kanalda oldu mu? Buradaki risk %1 ise buradaki risk %99. Denilen şey ya bu riski ola ki Allah göstermesin bir tanker, bir patlayıcı, burada bir patlayıcı hamülesi olan gemiler, tankerler burada bir kaza yaptığında, bir patlama ortaya çıktığında bu İstanbul halkına çok büyük bir risk, tehdit oluşturacak. Bunun için burada mümkün olduğu kadar akaryakıt tankerleri falan geçmesin. Yolcu gemisi geçsin bir sıkıntı olmaz oldu mu? Evet. Ama onları da ise böyle daha az, burada büyük de akıntılar da var. Çok ters akıntılar da var. Üstten akıntı var, alttan akıntı var, ters orfoz akıntıları var. Yani dönenler. Dolayısıyla burada seyir zordur. Burada ise çok kolaydır. Dolayısıyla riski burada azaltırız. Peki kullanacaklar mı efendim? Montreux Sözleşmesi'yle birlikte tabii. Ha şudur. Yani beleş var, bedava varken neden ücretli geçsinler? Doğrudur ama orada şu var. Burada bir kaza yaptığında %100 şimdi bile kılavuz alma zorunluluğu yok biliyorsunuz. Evet. Türk limanlarına gelenlere sen ancak kılavuz transit geçenlere şey etmiyorsun. Ancak bu kadar tehlikeli bir yolda kaza yaptığında kılavuz almama basiretli bir kaptan için en büyük kusurdur. Dolayısıyla %100 sorumlu tutuyorsun. İşte buradan trafikte bir kaza yaptığında acaba şimdi öncekinde bir alternatifi yok gidemez. Ama daha düzgün, daha kısa, daha güvenli bir yol varken sırf paradan kaçınmak için bu yolu seçen bir kaptanın basiretli bir kaptan olmadığı şeklindeki bir yargı kararı mutlaka verilir. Ve bu yargı kararı da kendilerinin sorumluluğunu arttırır. Kaptan da bu sorumluluğu almamak için de daha güvenli olan yolu tercih eder. Şimdi birçok yani bir öncekinden farkı, bir öncekinde alternatif yoktu, mecburdunuz. Ama şimdi alternatif var, daha güvenli yol. O zaman sormak lazım. Burası mı şu dolambaçlı olan Boğaz'daki seyir mi daha güvenli yoksa bu kanaldan geçen mi dümdüz olan mı? Herkes diyecek ki kanaldan geçiş Boğaz için daha az tehlikeli, daha az risktir, daha güvenli bir yoldur diyecek. Zaten bu noktaya geldikten sonra da bunu evet, yapılabileceği ortaya çıkıyor. Zaten yapacağız dedi. Ne? Son noktayı koydu. Efendim tabii Türk siyasi hayatından yani AK Parti'den ayrılan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu Gelecek Partisi ve devamında beklenen Ali Babacan'ın kuracağı bir parti var, siyasi parti. Henüz belli değil tabii. Bu durum Türk siyasi hayatını ve sizce AK Parti'yi etkiler mi? Etkiler yani ama ne kadar etkiler yani ona bakmak lazım. Sosyal medyada buna ilişkin yorumlar var. İşte Ahmet Davutoğlu ile ilgili sosyal medyada amaç Türkiye yönetimine geçmek değil, aslında Türkiye yönetmek değil ancak AK Parti'nin oylarını %1 de %2 de olsa düşürebilmek gibi yorumlandı. Biz de öyle katılıyoruz. Anketlere bakılıyor. Gerek Sayın Ahmet Davutoğlu için, gerek Sayın Ali Babacan için. Hiçbirisinin şu anki çıkanı, yani yeni kurulan partilerden kime oy verirsiniz? Kimine %1, kimine %2, 3, 4 ama hiçbirisi %5-6'yı geçen görülmedi. Dolayısıyla %1, 2, 3 veya 4, 5 ile iktidara gelebilmek mümkün mü? Değil. O halde ne olacak?
Özdeşiyor. Ama ittifaklarla birlikte artık yeni sistemde ittifaklar var. Size teklif geldi mi efendim? Kurulacak yeni partilerden yani. Biz şunu söyleriz. AK Parti kapanır, biz içinde kalırız. Bunu evet. Çok önemli. AK Parti'nin sahibi biziz. Aslında bakın millettir yani. AK Parti'nin sahibi millettir. Gerçekten millet kurmuştur. Öyle olmasa bu kadar 14 seçime girdi de 14 seçimi AK Parti diğerlerinden öne getirmezdi. Yönetme yetkisini Tayyip Bey'e verdi. Tayyip Bey bu yönetim yetkisini genel merkez aracılığıyla kullanıyor. Dolayısıyla milletin kurduğu partinin dışında biz bir yere gitmeyiz. Partiler milleti yönetmek amacıyla ortaya çıkar. Milletin vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkar. Bu çıkan kardeşlerimizin kuracağı partisinin Türkiye'yi yönetmek konusunda bir iddiaya kazanacağını ben düşünmüyorum. O zaman teklifte gelmedi diyelim efendim bu noktada. Noktayı koyalım. Son olarak Türk tank palet fabrikası, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda Katarlara peşkeş çekildiği iddiası var. Siz bu iddia hakkında neler söyleyeceksiniz diyelim. Bu da son sorumuz olsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi kesinlikle böyle bir peşkeş çekilme yoktur. Çok net. Eğer vaktimiz varsa çok önemli. Lütfen. Biliyorsunuz özelleştirilen, işte Etbalık da vardı. Sivas'taki Etbalık da kuruldu. Özelleştirme kanunu özelleştirildi. Çimento fabrikası vardı, özelleştirildi. Kangal Termik vardı, özelleştirildi. Yani Türkiye'nin hizmet üretenleri, mal ve hizmet üreten kuruluşları özelleştiriliyor. Bu özelleştirme nasıl yapılıyor? Satış yoluyla yapılabilir. İşte bizde yapıldığı gibi. Kiralama yoluyla yapılabiliyor. Mümkün. İşletme hakkının devri suretiyle yapılabilir. Mersin Limanı özelleşti mi? Özelleşti. Nasıl özelleşti? Mülkiyet bizde, işletme hakkının devri suretiyle. İşte ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflarla özelleştirme, yüksek kurulu, mal ve hizmet üreten kuruluşların özelleşmeye karar verilebilir. Bu özelleşme yüksek kurulunun görevleri Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı'nın buranın işletme hakkının devriyle ilgili olarak özelleştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine bir kişi Danıştay'a gitti. Danıştay 13. dairesinde dava açtı. Mahkeme şu kararı verdi. Milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş üretim imkanlarının oluşturulması, yeni yatırımların yapılması, kamu tarafından yapılması gereken iyileştirme, geliştirme ve modernizasyon yatırımlarının Milli Savunma Bakanlığı'nın denetiminde özel sektör tarafından yapılması kaydıyla işletme hakkının 25 yıl süreyle ve 25 yılın sonunda da fabrikanın tamamıyla alt ve üst yapıyla birlikte işler şekilde devlete iade edilmesinde hukuka aykırılık yoktur, hukuka uygundur diye karar verdi. O ve işçilerin bütün özlük hakları kullanacak, fabrikanın mevcut yetenekleri kullanacak, aksine ilave yetenekler de kazandırılacaktır. Şimdi bunun üzerine 13. Dairesi'nin vermiş olduğu karara karşı temiz yoluna gittiler. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise temiz iddialarının temiz bu daireden verilen kararın bozulmayacağına ilişkin karar verdi. Dolayısıyla yapılan işlem hukuka uygun mu? Uygun. Mahkeme verdi mi? Verdi. Peki bakın Türkiye'de daha önce tanklar nereden alındı? 47'de Amerika'da alındı. 54'te Amerika M47 tankları, 64'te Amerikan M48 tankları alındı. 80'de M48 tankları Alman teknolojisiyle modernize edildi. 82-83'te Almanya'dan Leopard tankları aldık, 77 tane. Yine ve 2002 tarihinde de bu M60 tanklarının İsrail'le modernizasyon sözleşmesi imzalandı bizden önce. Şimdi soruyoruz Allah için. Daha önce silahlı kuvvetlerin envanterinde şu an halen mevcut olan tankları Amerika'dan alırken ses çıkarmayanlar, Almanya'dan alırken ses çıkarmayanlar, almış olduğumuz tanklar günün teknolojisinin gerisinde olmasına rağmen ve bunların da modernizasyonunu İsrail'e verirken İMİ firmasına ses çıkartmayanlar, yerlilik millilik nedir diye akla gelmeyenler, şimdi bu tankı Türkiye'de üretelim dediğinde yerlilik millilik iddiasını ileri sürebilmeleri inandırıcı değildir. Çok net diyorum. Şimdi bu Altay tankını nasıl bu şey BMC firmasına verildi onu söyleyeyim. Altay tanklı bizden önce 1000 tane tank alınmaya karar verilmiş. Bizim iktidar, yani yurt dışından yine alacaklar diğeriyle. Çünkü diğer tanklar eski, hep verilenler. BMC, Otokar ve FNSS diye 3 tane firma var.
Bunlar evet. Türk firması. Bunlar Türk firması. Ortaklarının yabancı olması, bunların Türk firması olmasını değiştirmez. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı bir çocuk Türk çocuğuysa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılırsa, Türk Ticaret Kanunu'na göre Türkiye'de kurulu şirketler de Türk firmasıdır. Bunların ortaklarının yabancı olması değiştirmez. FNSS firması, herkes bilir, Nurol firmasıyla bir İngiliz firması, 51 Nurol'dur, 49 İngiliz'dir, yabancı ortaklıdır. BMC, Türk artı Katar ortaklıdır. Ama bu şey. Dolayısıyla da Altay tankına bir fizibilite raporu hazırlayın diyoruz. Üç firmaya, BMC, Otokar ve FNSS. Üçü birlikten bir proje geliyor. Deniyor ki ihtiyaç duyulan sahalarda teknik destek alaraktan yerli firmalarla yurt içi imkan ve kabiliyetlerin hepsi bizim milli gücümüz. İster kamuda olsun ister özelde. Kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasıyla tasarlanması, geliştirilmesi, kalifiye edilmesi ve üretilmesi kararı alındı. Kaçta? 2004-2005'te. 2006 yılında diyoruz ki tamam bu fizibilite raporunuzu aldık. Biz tank prototipi üreteceğiz diyoruz. Biz teklif çağrıda bulunuyoruz. Kime? Otokar'a, FNSS'e, BMC'ye prototip üretmek için. FNSS ile BMC 2006 yılında ortak teklif veriyor. Otokar ayrı bir teklif veriyor. 2007 yılında bu teklifler arasında iki teklif. BMC artı Otokar'ın ortak teklifi, bir de Otokar'ınki. 2007 yılında daha uygun olan Otokar'ın ana yüklenici. Otokar var mı? Var. Aselsan tank atış kontrol sistemini ve tank komuta kontrol muhabere bilgi sistemlerini yapacak. Roketsan zırh sistemleri alt yüklenicisi onu yapacak. Makine kimya ana silah sistemi yüklenicisini yapacak. Hyundai Rotem'den de teknik destek alınacak. Bu da Güney Kore'den. Demek ki bir tank yapacağız. Bu tankı yapınca Otokar var ama işte atış kontrol sistemlerini Aselsan, işte zırh bölümünü Roketsan, silah sistemini makine kimyadan, teknik desteği de Kore'den alacağız. 2008'de SMS Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Otokar arasında sözleşme imzalandı. Otokar bu şeyi yaparken, prototipi yaparken gövdelerin işlenmesiyle derin sulardan geçiş, %60 eğim tırmanma gibi bir takım kalifikasyon testlerini Sakarya'da yaptı. Şimdi sen prototip üretirken Sakarya'da kamunun imkanlarını kullanıyorsun. Bu çok normal de. Tank yaparken kamunun imkanlarını kullanıyorsun. Bu anormal olacak öyle mi? Bu sözleşme çerçevesinde 2 adet ön prototip ile birlikte 2 adet prototip tank üretimi yapıldı. Seri üretime yönelik olarak da Otokar'a dedik ki teklif ver. Otokar Ocak 2016'da bir teklif verdi. Bir de 2 Ağustos 2016'da en iyi teklifini verdi. Yani son şartım. Fakat bu uygun görülmedi. Bunun üzerine 2017'de, Temmuz 2017'de BMC'ye, Otokar'a, FNSS'e yazıyla ihale ediyoruz. Yeni tekliflerinizi verin. Kasım 2012'de her 3 firmada en iyi ve en son tekliflerini 8 Şubat 2018 tarihinde fiyat yenilemeye 9 Mart 2018'de Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na verdi. Ve bunlar içinde de en uygun olan BMC firmasıyla 9 Kasım 2018 tarihinde imzalandı. İtiraz ne? Katar olmasına itiraz ediliyor, doğru mu? Doğru. Allah için savunma sanayinde bir yeteneği kazanmak çok zor ama Sait Bey ondan çok daha zor savunma sanayinin yakalanmış olan bu yeteneğini sürdürülebilir kılmak. Sürdürülebilir bir kılmak yurt dışına ihracatla mümkündür. Onun için de bugün bakın Avrupa'daki savunma sanayi şirketleri İngiliz'i, Fransız'ı, Almanya'nın, İtalya'nın bir araya geliyor. Niçin? Bir ürettiklerini bu ülkelere satabilmek daha mümkün diyerekten. Ben savunma bakanı iken gerek Aselsan'da gerekse Roketsan'da bile hem Azerbaycan'a diyordum gelin buna ortak olun. Malezya'ya diyorum gelin ortak olun. Pakistan'a diyorum gelin ortak olun. Endonezya'ya diyorum ki gelin ortak olun. Katar'a, Bahreyn'e diyoruz ki Kuveyt'e gelin bunlara, Suudi Arabistan'a bile değil gelin bunlara ortak olun. Niçin ortak olsunlar? Ya bunlar üretirler, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı var. İhtiyacı olduktan sonra bunları yine üretime devam etmesi lazım. Ama kim alacak bu? Doğru. Silahlı kuvvetlerin bir ihtiyacı var. Bir dolayısıyla da Katar'la ortak olması bu savunma sanayinin devamlılığı açısından sürekliliğin sağlanması için dezavantaj değil, avantajdır. Keşke Pakistanlı da olsa, keşke Azerbaycanlı da olsa, keşke Malezyalı, Endonezyalı da olsa. Yine bir hususu daha söyleyeyim. Diyor ki, peki aynı prototip yaparken devletten imkanını da ihaleye çıkarken de ya buranın işletim hakkını devredileceğini diğerlerine de siz hatırlattınız mı? İhaleye çıkarken her üç firmaya da ihale dokümanında açıkken şu belirtiliyor. Yüklenici tarafından
Milli Savunma Bakanlığı envanterindeki tank teknolojileri ile askeri fabrikalar üretim ve test altyapısı incelenerek proje kapsamında seri üretim hakkının kurulmasına yönelik imkan ve kabiliyetler, kullanım esasları ve ilave ihtiyaçlar tespit edilecek ve teklif ile birlikte sunulacaktır. Demek gizlisi saklısı yok. Aşikar bir işlem yaptık. Devletin elindeki imkanları da kullanabilirsiniz. Ama bu imkanları hangi ölçüde nasıl kullanacağınızı teklifinizle birlikte lütfen bize verin dedik. Bunun neresi gizli? Bunun neresi saklı? Neresi peşkeş çekilmiş oluyor yani? %100 hukuka uygun olduğunu söyledik. Evet. Yabancı bir firmanın bir savunma sanayine şey olması, 2500'ün üzerinde BMC'de çalışıyor. BMC silahlı kuvvetlere kirpiyi sağlayan firma. Kirpi kirpi. Yani mayına dayanıklı, el yapımı patlayıcılara dayanıklı olan silahlı kuvvetler mensuplarımızın taşındığı kirpileri BMC üretiyor. BMC yurt dışına da ihraç ediyor. Dolayısıyla evet. Biz çok doğru bir işlem yapıldık. Ve hele de biz savunma sanayinde bağımlılığı %20'lerden yani kendine yeterli %20'den şimdi %70'e çıkardık. %20'den bırakanların savunma sanayini %70'e çıkanlar tek sözü olmaması lazım. Daha önce helikopter yapamayanların şimdi Atak ve Gökbey helikopterlerini Milli Savunma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleriyle birlikte TAİ'yi ziyaret ettik. TUSAŞ'ı ziyaret ettik. Orada Gökbey helikopterini de biz oradayken uçurdular. Dolayısıyla da artık sadece Atak helikopterimiz yok. Gökbey helikopterimiz de var. Dolayısıyla daha önce helikopter yapamayanların, şimdi Atak ve Gökbey helikopterini yapanlara tek sözün olmaması lazım. Daha önce milli gemi tasarlayamayanları, atış kontrol sistemlerini yapamayanların, şimdi milli gemi yapanlara ve silahlı kuvvetlerine teslim edenlere sözü olmaması lazım. Daha önce füze yapamayanların, şimdi son seyir füzesi, Bora balistik füzesini yapanlara tek sözünün olmaması lazım. Daha önce eğitim uçağı yapamayanların, şimdi Hürkuş'u yapanlara sözü olmaması lazım. Daha önce Anka'yı, Bayraktar'ı ve Akıncı'yı yapamayanların sözü olmaması lazım. Daha önce kendi Mehmetçiğin elindeki tüfeği de yapamayanların, şimdi MPT-76 milli piyade tüfeğini yapıp da Mehmetçiğine teslim edenlere karşı sözü olmaması lazım. Eğer illa bir sözü olacaksa da teşekkür olması lazım. Bunu evet. Çok net söylüyorum. Efendim, çok teşekkür ederim. Dolayısıyla yaptığımızdan eminiz, doğruyuz. Zaman, güzel bir Arap atasözü var. Sen sabret. Nasıl olsa zaman sabretmez diye. İnşallah buradan tanklar üretildik, silahlı kuvvetlerimize teslim edildikten sonra hukukun doğru kıldığı, söylediği şeyin zamanın da doğru kıldığını, doğru söylediğini aziz milletimiz görecektir. Muhalefetimiz de görecektir. Efendim çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız Sayın için. Sayın Bey, ben de teşekkür ederim. Cevaplardan dolayı hakikaten hem Türkiye gündemine hem de Sivas gündemine ilişkin detaylı bilgiler verdiniz. Son sözlerinizi alayım. Estağfurullah. Yeni yıla giriyoruz. Evet. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yeni yıl vesilesiyle tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum. Sağlık sıhhat içinde, huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde nice Cenab-ı Allah yıllara ulaştırsın diyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah ağız tadımızı bozmasın. Birliğimizi daim eylesin diyoruz. Bu ortak vatanda, bu bayrağın altında herkese yer var. 82 milyon bu ülke ama 100 milyon insanımız da olsa yaşarız ve inşallah iyi bir noktadayız. Yolumuz bu yaptıklarımızı daha önce hiçbirisini yapamazdık yani. Bunları konuşamazdık yani. Dış politikada bağımsız dış politika diye bir şey yoktu. Dışarıya bakılır Amerika'ya. Yani eski usulü biliyorum da Amerika'ya, Avrupa'ya bakılır. Önce onlar söyler. Ondan sonra onların söylediklerini bir farklı sözlerle ertesi gün ifade etmeyi dış politika diye bunlar belirlerdi. Şimdi herkes Türkiye nerede ne politika yapıyor bizi takip ediyorlar. En son yeni bir otomobil üretilecek biliyorsunuz evet. Değil mi? Üretildi. Üretildi. Yani inşallah. Tanıtımla yapıldı. Evet, tanıtım yapıldı. Üretime geçecek ama oradaki bir cümleyi. Biz bunu çıkarttıktan sonra dedi ki bir haber düştü herhalde. Almanların Volkswagen firması elektrikli araba yapımını 2025 yılında başlatacakken bunun üzerine 2023 yılına 2 yıl erkene alıyor. Niçin? Ya Türkiye bize rakip olarak çıkıyor. Dolayısıyla bunun rekabetinin önünü keselim diyerekten. Dolayısıyla aziz milletimizin gönlü ferah olsun. Bu yılla daha önceki yıllardan daha güçlü giriyoruz. Allah bu birliğimizi, dirliğimizi daim ettirdiği sürece inşallah evlatlarımıza bırakacağımız Türkiye'de bugünden daha güçlü olacaktır diyoruz. Efendim, nice yıllara. Teşekkür ediyoruz. Süremiz de tamamlandı. Sevgili seyirciler, gündem özel programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ı konuk ettik. Hem ülke gündemine hem de Sivas gündemine ilişkin önemli konuları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz.